الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 8. حديث إن شاء الله بسم الله الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازيمي عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم Diyor ki babam rivayet etti. Yani Amr İbni Yahya el-Mazini babasından rivayet ediyor. O da diyor ki ben Amr İbni Ebil Hasan'ı Abdullah İbni Zeyd'den sorarken gördüm ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyini soruyor? Abdestini soruyor. Evet. Tevr kap demek. Bir tane kap istedi. Su olan bir kap istedi ondan. İne de kap demek, tevrin de kap demek. Anlaşıldı? Tevrun. Bunu kabın İne de aynı. Aynı şey. Kap yani. Min ma'in. Fetavadda lehum vudu'en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Heh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdestiyle abdest aldı onlara. Fe ekfe ala yedeyhi minet tevri fe gasele yedeyhi selase. Ha, ne yapmış? Su dökmüş. Ekfe'e ne yapmış? Boşaltmak yani. Yani daha önce de aldık biz bunu. Kaba daldırmıyor. Değil mi? Necis olmasın diyorsun. Summa edhala yedehu fit tavri fe magmada vastan şaka vastan sara selase bi selasin gurfet. Gurfet ne demek? Gurfet ne demek? Avuç. Gurfe. Gurf yani. Bir avuç demek. Üç avuç ne yapmış? Ağzına burnuna su vermiş, boşaltmış. Heh. ثم ادخل يده في التور يده فادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا öyle mi tamam bu düzgün daha tahkikli ben düzeltirim inşallah ثم ادخل يده فغسلهما مرتين الى المرفقين sonra da diyor ne yaptı ellerini ikişer defa dirseklere kadar yıkadı. Ama bakın dikkat edin orada iki geldi. Geçeceğiz şimdi. Summa adkhala yadayhi fa masaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Marratan wahidatan summa ghasala rijlayhi. Ha. Ne yapmış? Dirseklerine kadar elini yıkadıktan sonra iki elini suya daldırmış. Ondan sonra ne yapmış? Bir kere ön ve arkaya götürmüş. Bir kere bunu yapmış. Sonra da ayaklarını yıkamış. Ravahul Bukhari ve Müslim. He. Ve fi rivaye bada bi mukaddemati ra'si hatta zahaba bihima ila qafahu. Başka bir rivayette diyor ki başının ön kısmından başladı kafasını arka tarafa doğru götürdü diyor. Summa raddahuma hatta raca ila al makan allazi bada min. Ha öyle gitti ki diyor baştan başladı arkaya gitti tekrar başladığı yere döndürdü ellerini. Evet. Garibul hadis. Ben burada bu baskıdaki şeyi de getireyim inşallah. Ve fi rivayet başka bir rivayette etene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa akhrajna lehu ma'an fi tavrin min sufrin. Başka bir rivayette diyor ki bize Resulullah geldi aleyhissalatu vesselam. Müslim yapmış bu rivayeti. Var mı? Ha tamam o zaman. Garibul hadisin içinde mi? Ha o konuda. Ve fi rivaye etene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa akhrajna lehu ma'an fi tavr min sufrin. Sufrin ne demek? Sarı bakır demek. Sarı bakır demek. Tamam mı? Burada ne aldınız? Tevrin kap demek, sufrin sarı bakır demek. Zaten diğer kelimeleri biliyorsunuz. Evet, garibul hadis. Garibul hadis. Bi tevrin min ma. Sudan bir kap. Bil misnati tast. Evet, ve huvel ina'us sagir. Yani tast diyoruz ya Türkçe.
Arapçadan gelmiş o. Tamam. Küçük tas. Evet. Yani lügat ehlinin yanında tas kelimesi neymiş? Müzekkermiş. Arapçada Araplar eşyaya dahi dişilik veya erkeklik vermişler. Güneş işte bakıyorsunuz müennes. Ay bakıyorsunuz işte müzekker. Yani her bir cisme erkeklik, dişilik gibi şeyler vermişler. Araba bakıyorsunuz müennes. Burada da kaba Zemahşeri diyor ki ehli luga, lügat ehli dediler ki o nedir? Müzekkerdir. Evet. Fe'ekfe ala yedeyhi. Evet. Emale ve sabbe ala yedeyhi. Emale ve sabbe, sabbe ne demek? Serpmek demek. Yani almış suyu ellerine serpmiş. Yani ellerini yıkamış. Evet. Ve fi ba'd rivayet ala yedeyhi. Bazı rivayetlerde de elinin üzerine. Hani ala yedihi olursa dökmüş. Sabbe, öbür fiil, kullandığı fiil. Fe'ekfe'e, o sabbe yani serpmek, boşaltmak manasında. Evet. Kale İbn Hacer tehmilu rivayetul ifrad ala iradetil cins. Her rivayetler tek bir yerde birleşir, cinsin iradesinde. Yani irade edilen cins ne? Elin temizlenmesi, yıkanması yani. İster seperek olsun, ister dökerek olsun. İkisi de yıkamayı ne yapar? Hasıl kılar. Min sufri bidammi s-sadi ve sukunil fe'i. Nev'un minel nahhas. Nahhas, bakır demek. Bakır bir maden. Bu altın, gümüş, bir de bakır var. Değerli maden. Böyle elektrik tellerini yapıyorlar. Tamam. Bakır, nahhas, bakır demek. Sufrinde bakırın bir çeşidi, sarı bakır. Tamam. Evet. İlel mirfakini merratini. Yani iki kere nereye kadar? Dirseklerine kadar. Ne demiş Sen'ani? Kale Sen'ani keze fi nuskatil umde lafz merratini. Ha, umde de. Umde hangisi? El umde fil fıkh. Bu kitabın adı da neydi? Umdetul ahkam. Yani şeyin gerçek nuskasında ne geçiyormuş? Merratin olarak geçiyormuş. وَلَفْسُ الْبُخَارِي فِي هَذَا الْحَد۪يثِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. Ha, Bukhari'nin asıl orijinal metninde ise merratin merratin, yani ikişer ikişer yıkadı diye gelmiş. وَكَذَا فِي مُسْلِمٍ مُكَرِّرًا وَلَمْ يُنَبِّهِ الزَّرْكَشِي اِلَى هَذَا. Zerkeşi biliyorsunuz ne yazmış? Şerh yazmış. O şerhinde buna dikkat çekmemiş, uyarmamış yani hani böyle bir lafzın var olduğuna. Çok da hani mana itibariyle bir değişikliğe sebep olmuyor zaten. Evet. Yani genel bir bilgi sadece. Evet. Hazel hadisu yu'rafu ma'nahu. Yu'arrifu. Yu'arrifu ma'nahu mimma taqaddama fi şerhi hadisi Osman. Bir saniye. Hazel hadisi. Biliniyor manası önde kesen. Yu'raf, yu'raf. Doğru okudun sen. Yani Osman hadisinin şerhinde bunun manası geçmiştir diyor. لِأَنَّ كِلَ الْحَدِيسَيْنِ يَسِفُ الْوُضُوَ الْكَامِلِ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Çünkü iki hadiste hem bu 8. hadis hem de 7. hadis neyi anlatıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kamil abdestini anlatıyor. اِلَّا اَنَّهُ يُوْجَدُ فِي هَذَا الْحَدِيسِ زِيَادَةً وَفَغَائِدٌ عَلَى الْحَدِيسِ السَّابِقِ نُجْمِلُهَ بِمَا يَلِي. Yeli ne demek? Gelen. Aşağıda gelen yani. Bu ne dedi? Ancak dedi bu hadiste önceki hadisten farklı bazı ziyadeler var. Bu ziyadelerde ne var? Fevaid. Yani faydalar var. Evet. Evvelen saraha huna bi ennel madmadate vel istinşaka kânete selâsen selâsen min selâsi gurfâk. He, bak o hadisten farklı olarak şu var. Ağza ve buruna üçer kere su vermek neyle oluyormuş? Avuçla oluyormuş. Avuç içi suyla. He. Fi hadisi sâbiqi zukira ennel gasrel yedeyni kâne selâse. Ve fi hâzel hadisi zekerehu merrateyni fakat. He, burada iki iş dedi. Demek ki neymiş? Üç işin kemaliyetiymiş. Yani üç yapan ecri daha fazla alır. İki yapan biraz daha düşük alır ama abdesti nedir? Meşrudur, geçerlidir. Es-salis kavluhu summa edhala yedahu fagasala veşahu selasa ifradul yedi rivayetul muslim fe eksara rivayetul Bukhari.
Ve kâle nebavî ba'da zekerehu zikrihi ahadîs-i rivayeteyni hiye dâletun ala enne zâlike sünnâ. İmam Nevevi bu iki hadisi zikrettikten sonra diyor ki bunlar delalet ediyor ki bu sünnettir. Neymiş? Velakinnel meşhur allazî kat'un bihil mecmû cumhur kat'a kat'a bihil cumhur enne mustahabbe ahzul ma'i li vechil bil yedeyni cemiyen li kavni essel ve akrab ila isbah. İsbah en iyi şekilde yapmak demek. Ve diyor ki burada meşhur olan cumhurun yanında kat'i olan şey yüze ellerle toplu bir şekilde su almak neymiş? Müstehapmış. Niye? Bu daha kolay, daha yakın, en iyi şekilde yapmayı sağlayan bir şeymiş. Yani burada kastettiği ne? Anlayan var mı? Diyor ki ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ Yedahu değil. Yedahu iki el demek. Yedahu eli demek. İki el de sağlığı zaman adı gurfada olmaz yani. İki el olduğu zaman. Heh. İki el olduğu zaman gurfa olur. Heh. Ona gurfa denmiyor. Buna gurfa deniyor. Tamam. Burada bu var yani. Anlaşıldı mı inşallah? O yüzden zikretmiş. Yoksa hani meseleyle alakası nedir diye sorabilirsiniz. Devam. El-Rabi ve kâle fil hadîs-i sâbi' thumma mesâ bi râsî. Ve hâzâ tabîru yumkinu te'vîlehu bi ba'dir râsî kemâ evveletil âye ve emsahu bi rûsikum. Ayette tevil edildiği gibi diyor. Evvelet ne? Tevil edildiği gibi. Evvele tevil etmek demek, yorumlamak demek. Orada ifade edildiği gibi bu hadisin bu lafzı diyor, bu tevili ne yapmaktadır? Desteklemektedir. Evet. Ve fi hâzâl hadîsi sarha bi mes'i kulli. Bu hadiste açıkça neyi ortaya koydu? İhtilafı geçen ders almıştık. Başın tamamının meshedileceğini ortaya koymuş. Heh. Ve fassala keyfiyetel mesh ve şer'u yubeyyunu ba'dahu ba'dan. Şeriatın bir kısmını ne yapar? Şerh eder. Bu da delalet ediyor ki fedalle ala vücubu mesh'i kullihi kema tekaddem. Geçtiği gibi başın tamamını meshetmek vaciptir. Zaten racih görüşün bu olduğunu söylemiştik. وفي حديثين يذكر عند في الحديثين في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدا. Ya madmada ve istinşakta tek el kullanılıyor. Evet. وفي هذا الحديث ذكره أن أدخل يديه عند غسلهما ومسح رأسه بيديه. Diğer hadiste ise İki eliyle bunu yaptığı rivayeti var. Tamam? Bunda bir eliyle yaptı, diğer hadiste iki eliyle yaptı. Akbala bihima ve adbara marratan vahidatan. Hem Messi iki eliyle önden arkaya bir şekilde bir kere yaptığının şeyi var. Evet. Ve kâle Ebu Davud ahadîsus sahhah kulluha tedullu ala enne mesha ra'si marratan vahidatan. Ya Ebu Davud böyle diyor. Bütün sahih hadisler delalet ediyor ki başı bir kere meshetmek yeterlidir. Tamam. Bir kere meshetmek yeterlidir. Kale ibnil Munzir inne sabite anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil mesha marratan vahidatan. İbn Munzir icma kitabı var biliyorsunuz. Diyor ki sabit olan nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nedir? Bir kere meshetmiştir. O kadar. Burada da ne çıkıyor? Kıyasla hüküm belirlenmez meselelerde. Kıyasla hüküm belirlenmez. Bütün azalar üçer kere yıkanıyor. Düşün ki hiçbir nas olmasaydı kaç kere yıkandığını belirten. Ne yapacaktı insanlar? Ya hepsi üçse bu da üçtür diyeceklerdi. Kıyasla hüküm istinbat çıkaracaklardı. Bu da İbnül Kayyım'ın dediği gibi ki İbnül Kayyım diyor ki İmam Ahmed zarurette kalmadıkça kıyasa başvurmazdı diyor. Bu da kıyasın zaruret olmadığı müddetçe geçerli olmayacağını göstermektedir. Evet. Es-sadis el-hadisu sarha bi gasli rijlayni ve huna lem yezkurhu. Ve gasluhuma min el-furud el-muttafiq aleyha fela yakun fi terk zikrihima huna. Ma yadullu ala adam vucubi gaslihima. He. Ne dedi? Burada hadis neyi zikretmedi? Ayakları yıkamanın açıklanmasını.
Halbuki onun yıkanması nedir? Namazın farzları, abdestin farzlarındandır. Burada hani zikredilmemesi şuna işaret etmez. Yani bu vacip değildir manası çıkmaz burada. Tamam. Es-sabi' yuhaz min haza cevazı muhalefeti a'da'il vudu'i bi taftili ba'dihi ala ba'd. Ve enne teslise huve sıfatul kamile ve ma dunaha yecziu. Kema sahhat bi zalikil ahadis. Burada da diyor sabit olduğu gibi abdestin kamil sıfatı üçlemektir azaları. Ama üçlemese dahi bu ve benzeri sahih hadislerde sabit olduğu gibi abdest sahiptir. Abdullah İbni Ömer'den geldiği gibi bir kere de yıkamıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest azalarını. İki kere de yıkamıştır, üç kere de yıkamıştır. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ne olmuştur? Her şekli sahih bir şekilde sabit olmuştur. Bir kere farzıdır, üç kere müstehap olan, sünnet olan gibi. Yani zulmetmiştir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. الثالث اختلف العلماء في بداءه بالمس وهي من المقدم الى المؤخر عند ابن دقيق الى ابن دقيق العيد وصنعاني وفهم بعضهم من قوله فاقبل بهما وادبر ان المس من مؤخر الراس الى مقدمه ثم يعاد باليدين الى yani bazı alimlerin anladığı gibi İbn-i Dakik el-Aydi ve Sena'ni'nin anladığı gibi onlar diğer birinci hadisten ne anlamışlar? Kafanın arkasından öne, önden arkasına gidileceğini anlamışlar. Ama bu hadisin lafzı açıkça neyi ortaya koyuyor? Başın önünden başladı, arkaya gitti diyor. Sonra tekrardan geri döndürdü diyor başladığı yere. Bu hadis de diyor bu alimlerin fehminin yanlış olduğunu bu hadisle beraber açıkça ortaya koymaktadır diyor, ifade ediyor. Evet. Hadis-i Tâsî bununla alalım inşallah. El-Hadis-i Tâsî an Ayşe radıyallahu anha kâle. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yucibuhu teyemmunu fî tenâulihi ve teraccülihi ve tuhûrihi ve fî şe'nihi kullihi. Evet. Ayşe diyor ki radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yucibuhu. Ne yucibuhu? Onu taaccüp ettirirdi. Yani ona sevimli gelirdi manası. Tamam mı? Yucibuhu. Ona sevimli gelirdi. Et-teyemmuni. Teyemmun, sağla yapmak. Fi tena'ulihi, ayakkabısını giyerken. Ve taraccülihi, ne yaparken? Saçını tararken. Ve tuhurihi, temizlenirken. Ve fi şe'ni kullihi, bütün işlerinde sağ ile başladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, aleyhisselam. Garibul hadis. Yucibuhu teyemmun, yufaddilu takdimel eymen alel eyser. Burada sağa sevimli gelirdiğinden kasıt, sağın sola tercih edilmesidir diyor. Kâle sen'ani kullu fi'lin yuhibbuhu Allah ve Rasuluhu ve huve yedulu ala meşru'iyyetihi li'şiriketi beynel icabi vel nedeb. Her fiil Allah'ın ve Resulünün sevdiği her fiil neye delalet eder? O fiilin meşru olduğuna delalet eder. Yani işi sağla yapmak değil, şeriatta meşrudur. Li'şiriketi yani dinde yerinin olması beynel icabi vel menduvi. Ya bu menduptur ya da bu nedir? Vaciptir. İkisinin arasındadır. Allah ve Resulü o şey seviyorsa ya hükmen bu vacip olacak ya da müstehap olacak. Vacip olunca terkinde azap tehdidi var. Müstehap olunca terkinde azap tehdidi yok. Evet. Garibul hadis dedik. Bunu anlattı. Evet. Fi tana'ulihi lübsün na'lihi işte nalini yani ayakkabısını giyişin. Nal ne? Ayakkabı. Türkler atın ayağına diyorlar nal da. Araplar ayakkabı olarak kullanıyor. Evet. Ve teraccülihi. Tara bak. Tesrihu ra'si ve lihyeti bil mişt. Mişt. Tarak. Sakalını ve lihye. Sakal. Sakalını ve saçını, başındaki saçını ne yapar diyor? Tarar. Ve tuhurihi bi damm at-ta at-tahhur. Ve yashmulu al-wudu'u wal-ghasl ve izalati necase. Yani temizlik nedir? Necasetin izal edip giderilmesidir. Ve fi şe'nihi kullihi min al-ashya'i al-mustatabati ki hazihi al-amsilati al-mazkura. Mustatabatu ne demek? Bütünlükle kapsamlı. Güzel olan her şey. Fenkihu ma tabe lekum minen nisa'i mesna ve thulase ve ruba. Kadınlardan men tabe.
Tabe, temiz, tayyip, değil mi? Tayyip, güzel olan. Kadınlardan hoşunuza gidenlerden işte ikişer, üçer, dörder nikahlayın diyor ayette. Aynı kelimenin bu ne hali? Başka bir hali. Ben şu an unuttum. Mustafa Batun. Burada isim olarak gelmiş yani. Serfli ziyadelerin adması. Yani ziyade güzel olan şeyler demek yani genel olarak. Kale Şeyh Takiyettin. Kim Takiyettin? Şeyhülislam İbni Teymiye. Amun mahsusun bi misli duhulil halai vel hurucu minel mescidi ve nahvihime mimme yubda fihi bil yasar. Bu geneldir. Ancak diyor helaya giriş gibi bazı yerlerde özeldir. Buralarda mesela mescitten çıkarken buna benzer yerlerde neyle başlanır? Bil yasar. Sol. Yasar. Sol. Yemin. Sağ. Tamam. Unutmayın bu kelimeleri. Evet. El-ma'na el-icmali. Min fadli ummahatil mu'minine radiyallahu anhumna. La siyemel hafizatul alim. La siyemel hafizatul alim. La siyemel hafizatul alimetu es-siddiqa. Bintu Siddiq. Diyor müminlerin annesinin, annelerinin faziletini gösterir. Özellikle diyor ilmi hafzeden Sıddık'ın kızı Sıddık'a olan Ayşe annemizin burada faziletini gösterir. Ennehumna ravayna lil ümmeti min ef'alin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ümmete Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in fiillerini nakleden odur diyor. La siyemel ef'alel menziliye elleti la yutla'u aleyha غير اهل البيت وربينا علما كثيرا. He, özellikle diyor yani diğer meselelerde anlattığı fiiller değil sadece ehlinin muttali olabileceği noktalarda aile noktalarında kim rivayet etmiş birçok ilmi Ayşe rivayet etmiş radıyallahu anha. فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه. He. Burada Ayşe peygamberi sevimli olan bir adetten haber verdi. Rahiye takdumul eymeni fil lubsi na'lihi. Sağ takdim etmenin ayakkabı giyerken mesela şeyini, faziletini. Ve muşti şa'lihi ve tesrihihi ve tatahurihi minel ahdâs. Ve fi cemi'i umurihi illeti min ne'i ma zükir. Kelubsil kamisi ve serabil. Şalvar demek. Vel ekli ve şer ve nahvı. Uyku, yemek içmek ve buna benzer. Kulli hâze min bâbi tefe'evul el husna ve teşrifül yemin alel yasar. Evet. Bunların hepsi neyi gösteriyor? İyi şeyleri sağla yapmanın, solun yerine sağ tercih etmenin güzelliğini. Ve emmel eşyâl mustakzara fel ehsan en تَقَدَّمَ فِيهَ الْيَسَارِ. Ama pis işlerde sol önceliklidir. وَلِهَذَا نَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَمْ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ. Sağ ile taşlan temizlenmeyi yasakladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَنَهَا عَنْ مَسِّ الزَّكَرِ بِالْيَمِينِ. İnsan avretine sağ ile dokunmasını da yasakladı. لِأَنَّهَا لِلْتَيِّبَاتِ وَالْيَسَارِ لَمَا سَوَ ذَلِكِ. Diyor ki bunlar temiz şeyler içindir sağ el. Ancak böyle bunun dışındaki pis olan şeyler de soldur. Hadisten almanlar. İnne takdimel yemini lil eşyai tayyibe huvel eftalı şer'an ve aklen ve tibben. Sağa sola temiz işlerde faziletli kılmak hem şeriata göre hem akla göre hem de tıbba göre meşrudur. Kâle nevavî قاعده الشرع المستمره استحباب البداءه باليمين وفي كل ما كان من باب التكرير والتزين وما كان بضدها استحب فيه التياسر. Burada da diyor ki İmam Nevevi şeriatın devamlı olan bir kaidesidir ki diyor her işe yapılan işi tekrim etmek yani onu yüceltmek onu süslemek için ne yapılır? Solun yerine sağ ona takdim edilir. Yani sizin ayakkabınızı sağdan giyerek başlamanız, saçınızı sağdan başlayarak taramanız, bu yaptığınız işin kendisine ikram etmeniz, ona işte bir şeref vermeniz, süslemeniz demektir diyor.
İnna ja'ala al-yasar lil-ashya' al-mustaqdara huwa al-alyaq şer'an ve akran. He. Solun mustaqdara kötü görünmez. Kötü pis şeyler. Kötü olan eşyalarda solun kılınması şer'an ve aklen nedir? En uygun olandır. Layık olandır yani. Elyak layık. Oradan geliyor. Türkçe'ye geçmiş. Tamam. İnne şer'a şerife ca'li islahin nasi ve tehzibihim ve vakayetihim minel adrar. Şüphesiz şeriat nasıl gelmiş? İnsanları ıslah etmek, onları zararlardan düşmekten korumak ile ne yapmıştır? Gelmiştir. Anlamadığınız kelimeleri sorun burada. Zararlar. Tararın cem'i. Ve vikayetihim vaka'a düşmek demek ya. Düşmelerinden koruyor. Evet. Ennel afdala fi takdimil vudu'i meyyeminil e'ba'i ala meyasirya. Dur. Şüphesiz diyor faziletli işlerde abdestin abdeste abdest gibi mesela sağ azaların sola neyi vardır burada da gene? Takdimi vardır yani. Meyamin sağ olanlar, meyasir sol. Kâle nevvî ecme'al ulemâ'u ala enne takdîmel yumna fil vudî sunne. Alimler icma ettiler ki abdeste sağ takdim etmek neymiş? Sünnetmiş. Yumna ne? Yeminden geliyor. Sağ demek. Men halefehuma fe'etâhu fadlu ve temme vudu'u. Yok fe'etâhu değil. Fe'etâhu fadle. Fe'etâhu fadle. Kim buna muhalefet ederse ne yapar? Fe'ete kaybeder. Yitirir yani. Fazileti yitirir. Demek ki bozmuyor abdest. Ama ne oluyor? Fazilet gidiyor. Kâle fil mughni la yu'lan fi adamil vücubi hilaf. Diyor ki vacip olmadığında hilaf bilinmiyor diyor. Neyin vacip olmadığında? Hilaf yoktur mu? Şey, sağın sola takdim edilmesinin vacip olmadığında hilaf yoktur. Yani vacip değil. Anladınız mı? Ama ne olur? İnsan faziletten mahrum kalır. Yani kimse dememiş vacip mi vacip değil. Ha, alimler bunu konuşmamışlar yani. Kimse dememiş işte soldan abdesti, önce sol azasını yıkayan abdeste vacibi yitirdiği için abdesti batıl olmuştur. Anlaşıldı mı? Mughni'de İbn-i Kudeme bunu söylüyor. İmam Nevevi'de bunu söylüyor. Netice itibariyle ama sünnet olan, üstahap olan nedir? Sağı her işte sola takdim etmektir. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz. Allah nasip ederse sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي واذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي واذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي واذلوا كل الغوالي. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Hadisul Aşir 10. hadis inşallah Teala Kitab-ı Tahara'da. Evet. An Nuaym el-Mujmir an Abi Hurayra radıyallahu anhu an en-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl: İnne ummeti yud'ûne yevme el-kıyâme gurran muhaccalîne min âthâr el-vudûi femen istata'a minkum en yutîla gurratahu felyef'al. Eyvah. Evet. Diyor ki Ebu Hureyre'den gelen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem: şüphesiz benim ümmetim kıyamet günü abdest azalarından ne olacaktır? Parlaklığından tanınacaklardır. Her kim güç yetirirse sizden parlaklığını uzatmaya bunu yapsın. Güç yetiren parlaklığını arttırsın. Yani abdest azaları
parlayacakmış kıyamet günü. Birazdan hadisin içerisindeki önemli noktalara inşallah işaret edeceğiz. Evet. Diğer hadisleri okuyun. Oku, onun diğer rivayetleri de oku. وَفِي لَفْسٍ آخَرْ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّعُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى سَاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ. Eyvah. Bir başka bir lafızda da nasıl gelmiş? Ebu Hureyre abdest almış. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra öyle bir yıkamış ki elini ve yüzünü ta omuzlarına kadar uzatmış. Sonra ayaklarını yıkamış ta bacağına kadar, yani topuğu geçmiş bacağına kadar, şu kısma kadar ne yapmış? Yukarı çıkarmış abdest azasını ve demiş ki ben peygamberden işittim ki şüphesiz benim ümmetim kıyamet günü abdest azalarından ne olacaklar? Çağrılacaklar, tanınacaklar böyle parlaklıklarından. Kimse, sizden kim güç yetirirse onu arttırmaya, onu yapsın diyor. Bu da Müslim'in lafzı. Evet. وَفِي لَفْسٍ لِمُسْلِمْ سَمِعْتُ خَلِيلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْسُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ. Müslim'in lafzında da diyor ki dostumdan işittim diyordu ki diyor تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ. Hilye ziynet demek. Onun ziyneti ulaşıyordu minel mu'mini, müminden, haythu yablughul vudu, abdestin mümin için öyle ki ulaştığı neresiyse ziyneti de oraya ulaşıyor. Yani kıyamet günü bu abdestin azalarını parlaması müminin neyi olacak? Hilyesi, yani ziyneti, süsü, onun güzelliği olacak, mümin olduğunun işareti, amaresi olacak. Dünyada da böyledir, müminler ve kafirler işaretlerle ve alametlerle tanınırlar. Aynı şekilde Allah da kıyamet günü orada müminleri ve diğerlerini birbirinden bu vasıfla ne yapacaktır? Ayıracaktır. Garibul hadis, hadiste meçhul olan bilinmeyen kelimelere geçiyoruz şimdi inşallah. Garibul hadis, yed'ona, mebniunil meçhul, yunadovna nida'un, teşrifun ve tekrim. Yani yed'ona çağrılırlar diyor, manası bu, mebnidir, meçhul bir fiildir burada. Yani faili nedir burada? Meçhuldür bu fiilin. Burada yunadevne de nidaun teşrifun ve tekrim. Yani burada onlara nida edilmesi, onlara bir ikramda bulunmak, onlara bir şerefte bulunmak budur yani. Anlaşıldı mı? Yani kıyamet günü o kadar insanın arasından kim çağrılıyor? Bunlar çağrılıyorlar. Yani milyarlarca, trilyonlarca, belki Allah bilir sayısını, adedini, insan. Onların arasından alınları, işte abdest azaları parlayan insanlar topluluğu, Allah bizi onlardan kılsın subhanahu ve teala. O topluluk içerisinde onlara ikram etmek için Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Onlara nida ettiriyor. Evet. Es-sani gurran bidammil gayni ve teşdidir ra. Ayın dammeyleymiş, ra da kalın. Teşdid, kalındır diyor. Gurra. Yani Türklerin okuduğu gibi gurre değil yani. Gurra. Ra orada şedittir. Çünkü ra'dan sonra ne var? Fetihe var. O zaman ne olur ra? Şedid olur, kalın okunur. Evet. Cemu agar asluha lum'atun beyda fi cebhi ferasi. Fe atlaqat ala nuri vucuhihim. Cem'i agirra. Nasıl? Ne? Agirra. Delilun adillah. Aslı diyor, atın yüzündeki beyazlıktır diyor. Atların böyle alnında olur ya bir beyazlık. Yani koca at simsiyah, bir burasında beyazlık var. Çok belirgin oluyor değil mi? Seçici oluyor o at diğer atlar içerisinde. Gurra aslında buna deniyor. Atın alnındaki beyazlığa deniyor. Burada da yüzlerinde nur olacağı için bu kelimeyi kullanmış diyor hadiste. Anlaşıldı mı inşallah? Nasıl simsiyah atın alnındaki o beyazlık parıldayıp o kadar atın içerisinden o atı seçtiriyorsa insana, işte insanlar arasından da mümin olan, abdest alan, namaz kılan kıyamet günü böyle ne olacaktır? Tanınacaktır. Sanki bir teşbih benzetmiş. Tabii teşbih var bunda. Es-salis el-muhaccaline min et-tahji huve beyadun yekune fi kavaimil feras. Şimdi muhaccalin min et-tahjil. Tahcil Arapça beyazlık demek. Tahcil beyazlık demek.
وَهُوَ بَيَادٌ يَكُونُ ف۪ي قَوَائِمِ الْفَرْسِ قَوَائِم, ayağın çoğulu demek. Atın ayakları demek. Neydi ayak? Kadem. Değil mi? Ayak neydi? Çok şey, kulak kadem var işte. Ricil var. Birçok var. Ama o ki ayak manasına gelen kelimelerden bir tanesinin cem'i de nedir? Kavaim'dir. O ayaklar demektir. Fers de at demek. Atın ayaklarındaki beyazlığa ne deniyormuş? Tahcil. Gurra atın alnındaki beyazlıktı. Tahcil ayağındaki beyazlık. Tamam. Mümin de kıyamet günü elini ve yüzünü ayaklarını abdeste yıkadığı için tıpkı bir at gibi, atın alnındaki beyazlık gibi alnında bir beyazlık olacak. Ayaklarında da ayak azalarını yıkadığı için oralarda ne olacaktır? Beyazlık olacaktır. Vel murade bihi huna en-nurul ka'inun fi hazihi a'da'i yevmil kıyame teşbihen bi tahcilil feras. Yani burada teşbih kullanılmış diyorum. Murad edilen budur diyor. Er-rabi vudu bi dammel vav huvel fi'il. Ya vudu abdest demek, fiil hali. Min asaril vudu illetu lil gurra ve tahcil. Ha, burada neymiş? Abdestin eserlerinden, izlerinden kasıt neymiş? Atın ayağındaki ve alnındaki beyazlık olması sebebiyledir. Yani burada bir teşbihtir diyor yani. Yani genel mana. Yübeşşirun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetehu bi ennellâh subhanehu ve teâlâ yehussuhum bi alâmâti fadlun ve şerefun yevmel kıyâme min beynel umem. He. Burada diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ne yapıyor? Yübeşşirun nebi müjdeliyor. Ümmetehu ümmetini bi ennallaha subhanehu ve teala yahussuhum. Hassa ne demek? Has kılmış onlara. Bi alametin, alametlerle, işaretlerle. Ney bu? Onlara fazilet, kıyamet günü şeref vermek, bütün ümmetler arasından farklı kılmak için bu peygamberin ümmetine verdiği bir müjdedir diyor. Heysi yunadûne feyutûne alâ rûûsil halâ'iqi tetele'le'u vücûhum ve eydiyehum ve arculuhum bin nur. Öyle ki, heysu, öyle ki yunadûne, onlara nida edilir. Ve yu'tûne, onlar çağrılırlar. Alâ rûûsil halâ'iq, yaratılmışların başına tetele'le'u, ney bu? Parlamak. Heh. Bu parlamak demek. Parlayarak yüzleri, elleri, ayakları nurla parlayarak ne yapmışlar? Bunlar kıyamet günü öyle gelmişler ki ta ki ümmetler arasından belli olsunlar diye. Bu büyük ibadetin izleridir bunlar. Vahiyel vudu'u lezi kerreruhu ala hazihil a'da'il şerife. Yani Allah'ın rızasını arayarak insanın kerelerce tekrar ederek yapmış olduğu abdest ibadetidir ki onun eseridir kıyamet günü bu görünen şey. Allah'ın mükafatını talep ederek yaptı. Fekâne cezâum hâzîn mahmûdetun el-azîme el-khâssâ. Yani bu övülen, mahmûda övülen, yüce olan, bu ümmete has olan nedir? Bir cezadır. Yani karşılık demek. Sonra يقول أبو هريرة من قدر على إطالة هذه الغربة فليفعل. Ha, Ebu Hureyre ne demişti? Kim bunu uzatmaya güç yetiriyorsa yapsın. لأنه كلما طال مكان الغسل في الوضوء في العضو طالت غرة وتحجيل لأن حيلة النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. Ha. Niye? Çünkü suyun ulaştığı yerlere bu süsün nuru, ziyneti ulaşıyordu değil mi? Bunu göz önüne alaraktan Ebu Hureyre ne yapmış? Radıyallahu anhu abdest azalarını yıkarken uzatmış. Haddinden fazla uzatmış. El-hilâfu fi itâletil gurra. Peki bunun hükmü ne yani? Sahabe sözü hüccet değildir ki İslam'da değil mi? Abdullah İbni Ömer de sakalını tutmuş. Yani bir tutamdan fazlasını düzeltmiş mesela. Şimdi Abdullah İbni Ömer dinde hüccet mi? Ve Ebu Hureyre uzatmış diye abdest azasını dirseğinden yukarı kadar yıkamış, ta omzuna kadar çıkarmış diye. Biz de bunu yapabilir miyiz?
bu bidat mıdır, yoksa içtihat mıdır, yoksa sünnet midir? Yani bunun hükmü noktasında alimler arasında çok ciddi bir ihtilaf var. Evet. İhtilaf ulema fi mucavazati haddil mefrudi min vechil vel yedeyn ve ricleyn lil vudu. Ha, sadece el ayağı has değil, yüz, el, ayak, abdest azalan her birini yıkıyorken bunlar da haddi aşmak noktasında alimler ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Fe zehebel cumhur ile istihbar zalik. Cumhur müstehaptır demişler. Amelen bi hazel hadis. Bu hadisle amel ederek. Alel ihtilafi beynehum fi kadri haddil mustahab. He, onlar da şurada ihtilaf etmişler. Peki onun miktarı ne kadar yani? Uzatmanın miktarı ne kadar? Burada ihtilaf etmişler. He. Ve zehebel malik ve rivayetin an ahmet ile ademi istihbari mucavazeten mehallil fard. He. Ahmet'le Malik de demişler ki farz olan mekandan fazlasını uzatmak caiz değildir demişler. Vahtarahu Şeyhul İslam İbn Teymiye ve İbnül Kayyim ve Şeyhun Abdurrahman İbn Nasir Es-Sa'di ve ayyadu ra'yahum bima yati. Ha, Şeyhul İslam İbn Teymiye, İbnül Kayyim rahimehullah da bunu seçmişler ve görüşlerini şu aşağıdakilerle ne yapmışlar? Kuvvetlendirmişler. 1. Mucavazatun mehallul farz ala enne ibade da'va tehtaj ila delil. Ya demişler ki farz olan bir ibadette haddi aşmak için delile ihtiyaç vardır. Burada da bir delil yok demişler. Vel hadisul lezi ma'ana la yedullu aleyha. Bizim beraber olduğumuz, şu an konuştuğumuz o hadis buna delalet etmez. Ve innema yedullu ala nuri a'da'il vudu'yi yevmil kıyamah. Heh. Bu şuna delalet eder bu hadis. Kıyamet günü abdest azaları parlayacak. Ama uzatmak hadisin ziyadesi sahabenin fiilidir. Yoksa hadisin orijinal metninden değildir. Peygamber ne diyor hadiste? İnne ummeti yud'avne fi yevmil kıyame. Değil mi? Benim ümmetim kıyamet günü çağrılırlar. Neyle? Alınlarındaki ve ayaklarındaki nurlarla. Bu böyle tanınırlar diyor. E şimdi hadisin bu metninden nasıl çıkartacağız ki biz? Uzatmak şeydir, müstehaptır diye bu açıdan reddiye vermişler. Ve amel Ebu Hureyre'te fehmun lehu vahde minel hadis. Ebu Hureyre'nin yaptığı iş ise hadisten anladığı şeydir ki insanların mefhumu, sahabe dahi olsalar yani anladıkları şey, kafalarının fehmettiği şey asla delil olmaz, hüccet olmaz. Ve la yusaru ile fehmi ma'al mu'aradi racih. Mu'aradi yani ters düşen şey demek. Racih olana anlayış ters düştüğü zaman ne yapılır o? Terk edilir. Amma kavluhu femen istata'a ilahum ferajjahu enneha medrecetu min kelam Ebu Hureyre. Femen istata'a sizden kim güç yetirirse uzatsın diyordu yani bunu. Fel yef'al diyordu. Kim güç yetirirse yapsın. Bu diyor şöyle tercih edilmiştir. Hani burada da diyorlar. Tamam madem siz öyle diyorsunuz, hadisin lafzında yok diyorsunuz ama bak burada ne diyor? Kim güç yetirirse. Bu nedir? Ebu Hureyre'nin neyidir? Müderrecidir. Yani tedricidir. O onun ziyadesidir. Anlaşıldı mı? Hadisin orijinal metninden değildir. La min kelamin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin sözünden değildir diyor. Müderrec hadis vardır hadis ıstılahında. O yüzden söylüyor bunu yani. Yani o da hadisin bir kısmıdır. Lo selimne bihaza li iqtida en netecavaza alvajha ila şa'ru ras ve huve la yusamma hurra fe yakunu mutenakidan. He. Eğer biz bunu kabul etsek diyorlar, o zaman yüzü yıkarken saça kadar uzatmamız lazım ki buna hurra denmiyor. Saça kadar uzatmaya hurra denmiyor. Bu o zaman bir çelişki olur diyor. Lem yanqul an ahadi min as-sahabati annahu fahma hadha al-fahma. Sahabeden başka hiçbirinin böyle bir anlayışa gittiği nakledilmemiş. وَتَجَابَزَ بِوُضُوءِهِ مَحَلَّ الْفَرْضِ. He. Sadece farz olan mahalli yıkamışlar, onun aksinde aşmamışlar sınırı. Tecavüze haddi aşmak dedi mi? Evet. بَلْ نَقَلَ عَنْ أَبُ هُرَيْرَةِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِرُ خَشِيَّةَ مِنْ اِسْتِغْرَابِ النَّاسِ لِفِعْلِهِ. Ebu Hureyre'den ne nakledilmiş? Bu fiili insanlardan sakladığı nakledilmiş. Ta ki insanlar şaşırıp yanlış amel etmesinler diye. Ebu Hureyre kendi anlamış, zannetmesinler ki bu peygamberin sünnetidir diye de insanlardan korkup gizli yapmış bu yaptığı iş. İnne kulle vasifine li vudin nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yezkuru illa ennehu yaksulel vechhe vel yedeyni ile mirtabeyni ve ricleyni ile ka'beyni.
وَمَا كَانَ لِيَتْرُكَ الْفَاضِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ وُضُوِهِ Evet. وَقَالَ فِي الْفَتْحِ لَمْ أَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي رِوَايَةٍ أَحَدٍ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِمَّا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ عَشَرَةٌ وَلَمْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرِ رِوَايَةٍ نُعَيْمُ هَذِهِ Ya bu şekilde Nuaym'ın rivayet ettiği şekilde bir rivayete ne bu hadisi rivayet eden 10 sahabe ne bir başkasından kesinlikle ne olmamış bu lafız görülmemiştir diyor. El-ayetul kerimete tuhaddidu mahallel fardı bil mirfakayn vel ka'beyn. Halbuki tam aksine ayet neyi sınırlandırıyor? Topuklara ve dirseklere kadar elleri ve ayakları yıkamanın farz olduğunun sınırını getiriyor. فهي من أواخر القرآن نزولا وإليك النص كلام ابن تيمية في ابن القيم ابن القيم في كتابه هذه الأرواح diyor ki bu ayet bahsettiğimiz ayet Kur'an'ın son inen ayetlerindendir ve İbnül Kayyim rahimehullah Hadi el Arwah isimli kitabında bu meseleyi şöyle izah ediyor. قال أخرج في الصحيحين وسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة Ebu Hureyre'nin arkasındaydım diyor. O da abdest namaz için abdest alıyordu. Fekane yamut yedehu hatta yebluğa ibtahu. Ya ibt neresi? Koltuk altı. Yani o kadar yıkadı ki diyor koltuk altına kadar abdest aldı. Dirsekten getiriyor ya böyle. Alttan getiriyor yukarı. Getirirken ta bu koltuk altına kadar çıkarmış. Fekultu ya Ebu Hureyre ma haza el-vudu. Dedim ki bu nasıl bir abdest ya Ebu Hureyre? فَقَالَ يَا بُنِي فَرُّجُ أَنْتُمْ هَا هُنَا فَرُّخ أَنْتُمْ هَا هُنَا فَرُّخ قَالَ الْبَلَغَنَ أَنَّ الْفَرُّخ كَانَ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِسَّلَمْ بَعْدَ إِسْحَقْ وَإِسْمَعِيلِ İsmail ve İshak'tan sonra İbrahim Aleyhisselam bir çocuğudur diyor. Öyle olduğu bize ulaşmış diyor Leys. Onun nesli çoğalmış, sayısı artmış. Yani İbrahim Aleyhisselam çocuklarından biridir. Ey Ferruh'un oğlu siz buradasınız diyor. Evet. Yani bir taaccüp yani. Bu Arapçada bir taaccüp. Şimdi bir şey söyleyecek. Ha, ben bilseydim sizin burada olduğunuzu böyle bir abdest almazdım diyor. Görmemiş Ebu Hureyre onların orada olduğunu. Semaitu halili Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul tebluğul hilyetu minel mu'mini heysu yebluğul vudu. He, ben dostumdan işittim ki diyor müminin ziyneti abdestinin ulaştığı yere kadar ulaşır. O gurrada müminin neydi kıyamet günü? Ziynetiydi değil mi? O kendi fehmiyle, içtihadıyla amel ediyor ama korkuyor insanlar bunu sünnet zannedip bidata dönüştürürler diye. Anlaşıldı mı burası? O zaten o siz burada mıydınız ey Ferruh'un oğlu derken hani burada bir kınama var yani. Evet. Vakad ihtece bihaza men yara istihbab el gasl adwi adet fazı demek. Fazıyı ve uzunluğunu şey yapmak siz söyleyin adını yıkamak müstehaptır diyenler de şunları delil alıyorlar. Ve tatvilu tahcib ve mimmen istihabbehu ba'dul hanif Hanefiye ve Şafiiye ve Hanabile ve kad iktasara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala gasl vechi vel mirfakayn vel ka'beyn. Sonra قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قوله. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. Kim bunun üzerine arttırırsa zulmetmiştir ve isyan etmiştir diye hadis Ebu Davud'dadır. Burada yazmıyor ama ben bir inşallah ek bilgi olarak nakledeyim. Evet. Velize fe inne sahih ennehu la yustahabbu ve huve kavlun ahlul medine. Ve varada fihi an Ahmed rivayeten. Bunun için sahih olan bunun müstahap olmayışıdır ki Medine ehli de bu görüştedir. Yani abdesti uzatmanın müstahap olmadığı görüşündedirler. Bu Ahmet'ten gelen iki rivayetten bir tanesidir. Ve hadisu la yedun ala itale. Hadis uzatmaya delalet etmez. فَاِنَّمَ حِلْيَةَ اِنَّمَ تَكُونُ زِينَةٌ فِي السَّاعَدِ وَالْمَعْصَمِ Sa'ide kol demek. وَالْمَعْصَمِ bilek demek. Bilek. لَا فِي الْعَدَدِ وَالْكَتْفِ Ne pazı ne de omuz. Yani belli.
elden nereye kadar? Şu dirseğe kadar. Evet. Ve amma kavlu femen istetâ minkum en yutîle gurretehu felyefel fehâzi ziyâdetun müderrecetun fil hadîs min kelami Ebu Hureyre. Bu Ebu Hureyre'nin hadise müderrecidir. Yani sözüdür, yoksa hadisin orijinal metninden değildir. La min kelamin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Beyyene zâlik gayra vâhidin minel hufâz. Hafızlar kim? Hadis hafızları. Hadis usulünde nedir? Lakap, dereceler vardır. Emir-ül müminin fil hadisin altındaki derece nedir? Hafızdır. Hafız zehebi diyorlar değil mi? Hadiste onun derecesi hafız. Ama Bukhari nedir? Emir-ül müminin fil hadistir. Ebu Sufyan ibn-i Uyeyne emir-ül müminin fil hadistir. Onlar artık şeyde hadiste aşmış insanlar. Yani onlar uydurması, müderreci, ziyadesi, eksiği, hangisi nereden gelmiş, hangisi daha kavi, hangi rical, daha sika, hangisi daha zayıf. Emir-ül müminin fil hadis dedin mi, o bir şeye hadis diyorsa hadistir, hadis değil diyorsa değildir yani. Onun kavlin, yani o hüccete, hadis noktasında hüccet sayılır, delil sayılır. O yüzden hafızlar ki onların alt derecesindeki insanlar dahi, hafızların hepsi ne yapmıştır? Hepsi bu meseleyi böyle beyan etmişlerdir. Bu Ebu Hureyre'nin ziyadesidir, sözüdür. Yoksa peygamberin sözünden değildir demişler. Ya, İmam Ahmed Müsned'inde Nuaym'den şunu rivayet etmiş. فَلَا اَدْرَ قَوْلَهُ مَنْ اِسْتَتَى مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّةَ فَلْيَفْعَلْ مِنْ كَلَامِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ. Ben bilmiyorum ki bu söz peygamberin sözü müdür diyor. اَوْ شَيْءٌ قَالَهُ أَبُ هُرَيْرَ مِنْ عَنْدِهِ. Ha bak, İmam Ahmed Müsned'inde bu hadisi rivayet etmiş. Aynı lafızla ama ravinin şu sözünü de nakletmiş. Nuaym diye ravi. Nuaym diyor ki ben bilmiyorum bu peygamberin sözü müdür, Ebu Hureyre'nin ziyadesi midir, Allahu alem. Heh. Ve kâne şeyhuna, yani Abdurrahman es-Sa'di kastediyor kendi şeyhini. Yaqul hâzihi lafza Şeyh-i İslam İbn-i Teymiye. Yok, şeyhuhu Şeyh Abdurrahman es-Sa'di rahimallah yazıyor. Talik'te Şeyh-i İslam mı yazmış? Hafta iki koymuş abi burada şeyh. Yani şeyhuna Şeyh-i İslam İbn-i Teymiye rahimallah. Kitapta hata olabilir, çok şey var. Evet. وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد غرة elde olmaz, yüzde de olmaz. وإطالته غير ممكنة إذا تدخل في الرأس فلا تسمى تلك الروح غرة. Evet, yani netice itibariyle diyor ki kesinlikle bu lafzın hadisten olması beklenemez, çünkü bunun aksine hem hadisler var, hem rivayetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olup olmadığı noktasında da çok açık, sarih bir şey yok. Hep şüpheler var. O yüzden doğru olan görüş nedir? Böyle bir şeyin müstehap olmayışıdır. Böyle bir şeyin yanlış oluşudur. Sadece Ebu Hureyre'nin anlayışıdır. Hani buna kadar doğrudur, doğru değildir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bize düşen nedir? Sahih sünnette nasıl geldiyse öyle amel etmektir. Sahih sünnette de abdest alma şekli bellidir. Peygamber dirseklere kadar yıkamıştır. Ondan sonra topukları kadar yıkamıştır. Yüzün sınırında yıkamıştır. Bunlar sahih sünnette sabittir. Müslümana düşen de bunlarla amel etmektir. Burada kalalım inşallah. Diğer baba geçecek. Çünkü helaya girme babına geçiyor. İnşallah mevzu biraz abdestten diğer mevzuya geçecek. Niye bunu getiriyor? Zaten ilk mukaddime yaptığımız derste ne yapmıştık? Biz izah etmiştik. Niye kitab-ı tahare ile başlıyor, kitab-ı salah, kitab-ı zekâ, kitab-ı hac bunlarla başlamıyor da niye kitab-ı şeyle başlıyor, tahare ile? Çünkü bütün ibadetlerin ilk şartı nedir? Temizliktir. Öyle olduğu için önce neyden başladı? Abdestten başladı ve demiştik ki o zaman da bütün alimler kitab-ı taharede neyi zikretmişlerdir? Hayız, nifaz gibi, cünüplük gibi ve benzeri abdesti bozan halleri dahi ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir ki onlar ne yapıyor? Abdesti bozduğu için, yeri burası olduğu için, ilim ehli eşya yerine koyduğu için yerlerini de zikrederler. O yüzden abdesti anlattıktan sonra helaya giriş, heladaki temizlik, bunları anlatacak Allah nasip ederse. Burada kalalım inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. قيموا ظلم الليالي
واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الدخول الخلاء والاستطابة خلايا girmek değil mi? Sonra ne dedi? Temizlik. Temizlik yani. Ondan tabe bir şeyin temiz olması demek. İstitabetti yani temizliğinin istenmesi, helaya giriş ve temizliğinin istenmesi. Hazal babu yuzkaru fihi adabu dukhulil khala. Ya yeni bir baba geçti. Kitab-ı Tahare'de daha önce de zikretmiştik. Kitab-ı Tahare temizlikti. Bütün ibadetlerin ilk şartıydı temizlik. Tabii ki ilim ehlinin vasfıydı eşyayı yerli yerine koymak. Onlar da eşyanın yerli yerine konması için abdestin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdestinin keyfiyetini anlattıktan sonra nereye geçtiler? Helal temizliğine ve temiz olmanın gerekliliğine. Vel culusu fihi vel hurucu minhu. Heh, tuvalette nasıl oturulur, tuvaletten nasıl çıkılır bunu inşallah. Kema yuzkaru fihi keyfiyyetul istitabati minel encas fil mehrecini bi hacer ve men yakumu mekamehu. وتحرز منها وهذا من أبواب الكتاب الطهارة المذكور سابقا. Ha, burada diyor temizliğin keyfiyeti ve cinsleri şey yapılacak, zikredilecek. Taştan işte çıkarma gibi veya onun yerine geçen, ondan koruyan, yani ondan kasıt neyden koruma, necasetten insanı koruyan bütün şeyler sayılacak. وهذا من أبواب الكتاب الطهارة المذكور سابقا. Bu geçen taharet temizlik kitabının diyor bablarından bir baptır diyor. Evet. El hadisul hadi aşar. 11. hadisimiz. An Anas ibn el-Malik radıyallahu anhu enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana iza dakhala el-khala'a qal: Allahumma inni a'uzu bika min el-khubsi vel-khaba'is. Anas ibn el-Malik radıyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken derdi ki Allah'ım dişi ve erkek şeytanların şerrinden sana sığınırım. الخبيس بضم الخاء والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة خبيث pislik demek خبيث pis خبث onun ne hali mastar hali pislik isim hali والخبائث خبيثة'nın çoğulu خبيثة da dişi pislik demek والخبائث de dişi pislikler demek. Burada hubz ve khabaif erkek ve dişi pislikler demek. Yani Allah şeytanları ne diye isimlendiriyor? Pislik diye isimlendiriyor. Eyvallah. İstiaze min zukrani şeyatin ve inasihim. Zukran erkekler demek. Çoğulu zekerin çoğulu. Zukran olarak gelmesinin sebebi ne? Kim söyleyecek? Akşam babında gelmiş. Neyi babında? Fa'len babında. Ha, niye geliyor? Önünde çünkü harf-i cer var değil mi? Min geldiği için meksur hali neymiş? Zukra. Yani elif ve nunla gelir. Biliyorsunuz Nahiv'de bir bak burada. Burada ne var? İstiade, sığınmak var. Şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden. İnafihim. İnaf de dişi şeytanlar aynı şekilde. Dişiler yani. İnaf dişi olan her şey için kullanılıyor. Burada şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden Allah subhanahu wa ta'ala sığınılıyor. Demek ki bu da şunu gösteriyor. Hela gibi pis yerlerde şeytanlar ne yaparlar? Olurlar. Garibul hadis. Evet. İza dakhala'l khala. Yani iza arada'd dukhula ke kavlihi ta'ala fe iza qara'tan Kur'an fasta'iz billahi minash şeytanir racim. Yani fe iza arada qira'atul Kur'an. Ha iza dakhala'l khala yani helaya girdiğinden kasıt diyor. Yani helaya girmeyi murad ettiği zaman, bunu irade ettiği zaman tıpkı Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi Kur'an okumaya niyet ettiğin zaman şeytanın şerrinden kime sığın? Allah subhanahu teala'ya sığın. Yani diyor Kur'an okumaya irade ettiğin anda. Evet. Ve kemâ sarah el-Buhârî
fil adabil mufrad fil adabil mufrad fil adabil mufrad bi hazal haysu raba an Anas qala kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem iza arada an yadkhul al-khala qala wa zekara al-hadis al-bab. İmam Bukhari bunu nerede rivayet etmiş? Edeb-ül Mufret'te, kişinin edebi yani. Edeb-ül Mufret değil mi? Kişinin edebi. Ahlakla alakalı hadisleri toplamış, edeple alakalı hadisleri toplamış. Burada bu hadisi bu şekilde zikretmiştir. El-khala bil-med, el-mekanul-khali. Khala, boş mekan demek. Türkçe hela diye geçmiş de. Gerçek manası khala, boş bir mekan demek. Khali'den gelir. Khali, boş demek. Mekanul-khali, boş mekan demek. Evet. Ve huna el mekanul maksud vel el muadde li qada'il haca fe inne fe in kusida. Biz bir yavaş yavaş gidelim. El mekanul maksud, kast edilen mekan neymiş? Vel muaddu li qada'il haca. Hacetin giderildiği yer olarak sayılan yermiş. Yani şimdi boş alan derken koca bir çöl var. Çölün tamamına hale denmiyor. Boş alan. Ama boş alandan kasıt ne burada? Hala'dan hacetin giderildiği yer. İnsanın def-i hacet yaptığı yer. فَاِنْ قُسِدَ فَضَاءْ كَسَهْرَاءِ لِقَدَى الْحَاجَةِ فَلَا حَاجَةَ اِلَى تَعْوِيلِ الدُّخُولِ بِاِرَادَةِ الدُّخُولِ. Sahra gibi geniş boş alanlar, fada boşluk yani. Boş alanlar sahra gibi kastedilse idi ihtiyacı gidermek adına, o zaman girmeye irade ettiği zaman demezdi diyor. Girmeyi irade ettiği zaman demezdi. Demek ki halâdan kastedilen şey, bak kelimenin lügat manası farklı ama insanların örfünde kelime nasıl kullanılıyor? Farklı kullanılıyor. Evet. El-hubus vel-habâis el-hubus dabtu bi-dammil hâ vel-bâ kemâ zakara musannifu ve ma'nâhu zukuru şeyâkî. Dabbata. Dubbita. Yani dabbe harekelendi. Bi dammil kha vel ba. Kha ve ba dammeli olarak kema zekeren musannif. Musannifin yani şeyi yazan, kitabı yazanın vasfettiği gibi. Ve manahu zukuru şeyatin. Manası da diyor şeytanların erkek olanlarındır diyor. Ve dabbatahu cemaatun bi iskanil ba ve manahu. Bir grup cemaat de ba'yı şey okumuşlar. Cezimle okumuşlar. Kubz. Kubz. Bak B neyle orada? Cezimle. Evet. Ve ma'nahu ala haza yakunu şer. O zaman manası ne oluyormuş? Şer manasına geliyormuş. Ve huve ma'na cami'un hisu kad isti'aze mine şer ve ehlihi. Öyleyse hubd dediği de zaman ne çıkıyormuş buradan? Genel bir mana olan her türlü şerden ve şerrin ehlinden. Alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala sanıyor insan. Ve humu habaiz. Onlar da habaitler. Yani diş pislikler. Lil qaili mura'atu hazel ma'nel am. Kişinin diyor, lil qaili, bu sözü söyleyenin bu genel manayı mura'atun gözetmesi lazım. Mura'atun gözetmek demek. Kişinin bunu göz önünde bulundurması. Riya kelimesi buradan. Bu zaten riya kelimesinden türemiş bir şey. Kişinin diyor genel bu manayı ne yapması lazım? Gözetleyip kollaması lazım. El ma'nel icmali. İcmali genel manada. Enes ibn-i Malik el mutaşarruf bi hidmetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibn-i Malik peygamberin neymiş? Hizmetçisi aleyhissalatü vesselam. Ailesi getirip yanına bırakmışlar. Senin hizmetini yapsın bu demişler. Allah yolunda ne yapmışlar? Çocuklarını feda etmişler yani. Nice salihler de bunu böyle yapmıştılar. Meryem aleyhisselam mesela ibadethanenin neydi? Hizmetçisiydi. Bu da gösteriyor ki Müslüman çocuğunu ne yapar bazen? Hibe eder Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine hibe eder. Orada duygusallık, aman evladım işte ailesinden uzak kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Bu gibi şeyler hep şeytandandır. Böyle duygusal şeyler şeytanın insana sağdan yaklaşmasıdır. İnsan ne yapacak? Ömrünü, vaktini, çoluğunu, çocuğunu, karısını, işte eşini, her şeyini ama her şeyini Allah'ın dinine heba edecek. Ya bugün Müslüman topluluklar ve cemaatler İslami davet yaparken, çalışma yaparken kadınlar işte kocalarını çok görememekten şikayet ederler. Yakine ulaşmamış, sadece iman etmiş insanlar için konuşuyorum. İşte erkekler aileleriyle çok oturamamaktan şikayet ederler. Niye? İşte cemaatin işleri var, onlara koşturuyorlar. Bu sefer kadın erkeği göremiyor. Kadın işte duygusal varlık,
ya işte kocamızı göremiyoruz da şöyle yapamıyoruz da falan da filan da. Allah'ın dinine hepsini hibe edecekler. Ya biz öyle insanlar biliyoruz ki yeni evli ama 3 saat sadece. Evde kaldığı süre 3 saat. Onun haricinde geri cemaat çalışmalarda Allah'ın izniyle koşturuyor. Medresedir, davettir, insanların arasını cem etmektir. Ya Allah subhanahu ve teala bize hem kendi hayatımızı hem çocuğumuzun hayatını hem ailemizin hayatını Allah'ın yolunda hibe etmemizi emreder ki Enes İbni Malik öyle birine hibe etmiş ki bu vaktini ve zamanını. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته. Burada neyi zikretmiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in edebini gösteriyor ki bir ihtiyacını giderirken nasıl edepli bir şekilde yaptığını gösteriyor. وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به. Rabbine ne yapmış? İltica etmiş. İlticaihi. İltica etmiş yani iltica sığınmak demek. Mülteci sığınan demek. Buradan geliyor. Burada diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine çokça iltica etmesi, sığınması ve zikri hiçbir halde bırakmayıp Allah'a sığınmasıdır her türlü şerden. Bu da bize bir şey gösterir. Peygamber bak tuvalete girene kadar ne yapıyor? Zikrediyor. Tuvalete girerken Allah'a sığınıyor. Çıkarken ne diyor? Gufranek. Bağışlanma diliyor. Niye? Zikredemediği tek mekan çünkü. Allah bize öyle bir dil versin. Subhanahu wa ta'ala. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem ize arada duhulel mekani lezi seyakdi fi hacetehu istiaze billah. Evet. Burada diyor bir mekana girmek istediği zaman ihtiyacını gidermek için ne yaptığı ortaya çıkıyor. Allah subhanahu wa ta'ala sınırda ortaya çıkıyor. Ve ilticau ileyhi en yuqihi min şerri lezi minhu necase. Evet. Sonra diyor ona sığınıp en yuqiyahu onu ne yapması? Qi korumak demek. Qina azaben nar değil mi? Bizi cehennem azabından koru duası. Qi Arapça koru demek. Değil mi? Onu her türlü necasetin, pisliğin, şerrinden korumasını söylüyor. İnsanlar genelde nerede hasta olurlar? Tuvaletlerde kaptıkları mikroplar sebebiyle hasta olurlar. Orada da aslında bir necasetin söz, hani maddi ve manevi, dişi cinni, hani alınan ibret geneldir yani. İşte cinni erkek ve dişi şeytanlar insana musallat olur. Bu zaten bir şerridir tuvalette insanın bu dua yapmadan girmesi. Ayrıca hastalıklara kapılması ki zaten mikrobun bulunuşu Osmanlı'dadır. İlk Osmanlı bulmuştur mikrobu. Yani mikrop diye bir şey onlar ilk ortaya atmışlar. Yani insanda mikrop denen bir şey var demişler. Ondan önce insanlar hastalığın mikrop boyutunu bilmiyorlar yani. Ama mikrop nedir? Allahu alem. Belki onlar dişi ve erkek şeytanlar. İnsanların bedenlerine tasallut eden Allah subhanahu teala bilir. Hepsi gayb alemidir. Hepsi zannî bilgilerdir. Hiçbiri hakkında açık naslar yoktur. Ancak insanlar bu duayı yapmadıkları zaman dikkat edilirse tuvaletlerden kaptıkları hastalıkların sayıları artmıştır. İnsanlar ne zaman bu sünneti terk etmiştir? Tuvalet pisliklerinden ne almışlardır? Hasta olmuşlardır. O yüzden Nebi Sassam her türlü şerden, maddi olsun, manevi olsun, her türlü şerden Allah'tan korumayı talep edip ona sığınmıştır. Onu pisliklerden, yani dişi şeytanlardan korumasını asame masum buradan geliyor. Korumak yani. Ve yasimahu min al-khaba'ith. Pisliklerden onu korumasını istedi. Ve hum ash-shayatin allazi yuhawilun fi kulli halin an yufsidu al-muslimi amri dinihi ve ibadatihi. Ha onlar ki vahum. Burada ne cümletul hal onları izah ediyor. Eş-şeyatin öyle şeytanlar ki ellezine yuhawilun fi kulli halin. Her halde ne yapıyorlar Müslümanı? Halini değiştirmeye çalışıyorlar. Nasıl? En yufsidu al-muslimi emri dinihi. Müslümanın din işini ne yapmak istiyorlar? Bozmak istiyorlar. Ve ibadetihi, ibadetini bozmak istiyorlar. Yani şeytanların işi gücü budur. Onların başka hiçbir işi gücü yok. Onlar sıkılmazlar, usanmazlar, bıkmazlar. Onların işi ifsad edebildikleri kadar insanları ifsad etmektir. İnsanın yakasından düşmezler. Uyurken, kalkarken, helaya girerken, heladan çıkarken, insan eşiyle cima yaparken, insan tek başına oturuyorken, yani her anınızda ve her halinizde hiç uyumayan bir düşmanınız var. Su uyur, düşman uyumaz sözü aslında buradan geliyor. İnsan için en büyük düşman şeytandır.
Şeytan hiç uyumaz. İnsanın da o yüzden fazla uyumaması gerekir. Biz bunu çok ihmal eden bir topluluğuz. Özellikle son asırlarda. Bunun tabii maddi sebepleri de var. Manevi sebepleri de var. Manevi sebepleri bizim Allah'a olan imanımızdaki eksikliktir. Maddi sebepleri şehir ortamının pis olması, havasının pis olması, Allah'ın dünya hayatını sebep sonuç ilişkisine bağlaması nedeniyle dünyada işte daha temiz bir havalı yerde uyuduğunuzda çok daha rahat dinlenerek 2-3 saatte kalkabiliyorken şehir gibi pis ortamlarda havanın çok pislendiği, insanların ortamı ve tabiatı fıtratı bozduğu yerlerde 8 saat 9 saatte uyusanız uykunuzu ne yapamıyorsunuz? Hakkıyla alamıyorsunuz. O yüzden bunun hem manevi sebepleri var hem de maddi sebepleri var. İnsanoğlu ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Çok fazla uyuyorlar. Halbuki şeytan uyumuyor. İnsan hep uyanık bir şekilde ne yapması lazım? Şeytana karşı dinç olması gerekir. Allah bizi öyle kılsın. فَاِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الْمَحْفُوفْ بِالْعِسْمَةِ بِالْعِنَاءِ değil mi? Bu da ismi yazmış. بِالْعِنَاءِ yardım ile yani ne yazmış sizde? وَهُوَ الْمَحْفُوفْ بِالْعِسْمَةِ يَخَافْ مِنْ شَرِّ وَأَهْلِهِ koruması ile çevrilmiş. Mahfuf çevrilmiş demek. Yani koruması ile çevrilmiş olmasına rağmen peygamber bu duayı yapıyor. Değil mi? Zaten peygamberin Allah'tan bir koruması yok mu? O peygamber diğer insanlar gibi değil yani. O günahtan korunmuş değil mi? Günah onların nefislerine gelmez yani. Değil mi? Yani onlar yani günah işlemezler daha doğrusu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna rağmen ne yapmıştır? Allah'a sığınmış, Allah'a iltica etmiş. Allah subhanahu ve teala'nın korumasına iltica etmiştir. Evet. فَجَدِيرُ بِنَا اَنْ يَكُونَ خُوْفُنَ اَشَدْ Öyleyse diyor, فَجَدِيرُ uygun olur. بِنَا bizim için اَنْ يَكُونَ خَوْفُنَ اَشَدْ bizim korkumuzun daha şiddet olması gerekir. Yani bizim korkumuzun daha şiddetli olması gerekir ki biz korunmuyoruz. وَاَنْ نَعْخُزَ بِالْاِحْتِيَاتِ لَدَيْنَ مِنْ عَدُوِنَا Düşmanımızdan ne yapmamız lazım? Her zaman ihtiyatlı davranmamız, ihtiyatımızı almamız lazım. Yani önlemimizi, tedbirimizi almamız lazım. مَا يُخَزُ مِنَ الْحَدِيثِ Hadisten neler alınmıştır? اِسْتِحْبَابِ الْحَازَ الدُّعَاءِ اِنْدَ اِرَادَةِ الدُّخُولِ الْخَلَاءِ Helaya girme irade ettiği anda insanın dua etmesinin müstahap olduğunun delili vardır. لِيَأْمَنَ مِنَ الشَّيَاطِينِ الَّذ۪ينَ يُحَافِلُونَ اِفْسَادَ صَلَاتِهِمْ Ta ki namazını ifsad etmeye çalışan şeytanlardan emin olsun insan. اِنَّ مِنْ اَذَا الشَّيَاطِينَ اَنَّهُمْ يُسَبِّبُونَ تَنَجُّسَ لِتُفْسِدُ صَلَاتَ الْعَبْدِ فَيَسْتَعِيزُ مِنْهُمْ لِيَتْقَى شَرَّهُمْ Yani şeytan insanın namazını bozmak, onu necasetle pislendirmek, namazını ifsad etmek için ne yapar? İnsanoğluna eza eder. İnsan bundan Allah'a sığınmalıdır. Bunun şerrinden Allah'ın muhafazasını talep etmelidir. Şeytan amacı insana eza etmektir. Amaç budur yani. Hedef budur. Allah diyor ayette وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz Ademoğlunu keremli kıldık. Bu yüzden cinni şeytanların insi olan varlıklara bir neyi vardır? Düşmanlığı vardır. Allah'ın iman eden cinni kulları müstesna. Onun haricinde insandan ve cinlerden şeytanlaşmış bütün toplulukların Allah'a itaat eden cinni ve insi bütün müminlere neyi vardır? Düşmanlığı vardır. Onlar eza etmek isterler. Bakın cinni şeytanlar görünmeyen şekilde insanlara eza etmeye çalışırlar. Yalnız insi şeytanlar vardır. İnsidir ama onlar da şeytanlaşmışlardır. Onlar da hapistir, askerlerdir, öldürmedir. Maddi olan şeylerle ne yaparlar? Gene müminlere eza ederler. Aslında ikisi de ezadır. İki ezadan da kurtuluş Allah subhanahu wa ta'ala'ya zikredip Allah subhanahu wa ta'ala'ya sığınmaktır. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem te'avvez nefseke mineşşeyatinil insi vel cinni ya Ebu Zer. Ey Ebu Zer, nefsini cinni ve insi şeytanlardan Allah'a zikretmekle Allah'a sığındır. Diyor ki ya Resulallah, hani cinnilerin şeytanları vardır. Peki insiden de şeytan olur mu? Evet diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlardan da azanlar nedir? Şeytanlardır. O yüzden İbnül Kayyim bu hadisi izah ederken bir yerde kitabında şöyle söylüyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, cinni şeytanlardan Allah subhanahu wa ta'ala neyle sığındı? Zikirle. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın sabah akşam ona emretmiş olduğu zikirleri yaparak.
diğer insi şeytanlardan nasıl şey yaptı? Onlardan da şöyle sığındı. İnsi şeytanlar dilleriyle vesvese verirler. Şüpheler üretirler, ilmi şüpheler getirirler. Onlardan da vahyin nuruyla, ilimle korundu peygamber. Anlaşıldı mı aleyhissalatü vesselam'ın korunması? O yüzden hem zikir ve hem ilim, bu ikisi Müslümanın asla terk edemeyeceği şeyler. Bu ikisi Müslümanın asla ve asla terk edemeyeceği şeyler. Müslümanın boş anı ve boş vakti yoktur. Boş anında Allah'ı zikreder. Ve izâ feragta fensab. Boş kaldığın zaman ne yap? Bir işe koyuluyor. Allah emrediyor subhanehu ve teala. O yüzden her an, ama her an boş mu kaldınız? La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Estağfirullah ve atubu ileyh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 100 defa günde yapıyormuş masum olmasına rağmen. Bizim gibi her gün onlarca günah işleyen insanların yani minba bil evlâ çok çok daha fazla Allah subhanehu ve teala ne yapması lazım? İstiğfarda bulunması lazım. Vücub içtinâbi necaset. Necasetlerden uzak içtinâb etmenin, uzaklaşmanın vacip oluşu. Dikkat edin, demedi burada necasetlerden temizlenmenin vacip olması. İçtenebe genel bir kelimedir. Allah mesela ayette der ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Her ümmete Allah kulluk edin, tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik diyor. Öyle değil mi? Orada içtinâb-ı tağut, bera'dan, tekfirden, adaveden, buğzdan, hepsinden daha genel bir kelimedir. İçtenebe Arapça. Bir şeyden külli olarak uzaklaşmak demektir. İçerisinde fiziki hicret ederek uzaklaşmak vardır. İçerisinde onu tekfir edip uzaklaşmak vardır. İçerisinde düşmanlık edip uzaklaşmak vardır. Vesaire vesaire vardır. Aynı şekilde burada da neyi söylüyor? İçtinâbun necaset, necasetlerden her türlü uzaklaşmak. Maddi, affedersiniz işte insanın dışkısını yaptıktan sonra temizlenmesi değildir sadece. Peygamber içeri girerken ne demişti helaya? Dedi ki minel a'udhu bike minel khubzi vel khaba'is. Onlar da pisliklerdi. Onlar nasıl pislikler? Manevi pislikler. Hem manevi hem maddi pisliklerin hepsini kapsadığı için içtiğine ve kelimesini ne yapmıştır burada? Kullanmıştır. Evet. Ve amelul esbabil menciye minha. He. Ondan kurtaracak sebeplerle ne yapmıştır? Amel etmiştir. فَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَدَمَ تَحَرَّزِ مِنَ الْبَوْلِ مِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ الْقَبْرِ. Daha bu sahih olarak sabit olmuştur ki teharruzi sakınmak demek. Bevilden yani sidikten sakınmak nedir? Kabir azabının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onu insan kabir azabını insandan def edecek sebeplerden biridir. Evet, 12. hadis. An Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu kal. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Nebi Sassam dedi ki İzâ eteytumul gâita felâ testeqfilul qiblete bi gâitin velâ bûlin velâ testedbirûhe velâkinne şerriku ev garribû. Evet, diyor ki İzâ eteytumul gâita. Gâit, büyük dışkıya deniyor Arapça. İnsanın dışkısına denir. Yani burada kasıt, yani büyük tuvaletinizi yapmaya geldiğiniz zaman وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ kıbleye dönmeyin bi غَائِتِ وَلَا بَوْلٍ. Bevil, affedersiniz sidik. Gâit, büyük dışkı. İkisiyle de kıbleye dönmeyin, ikisini yaparken de. وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَ arkanızı da dönmeyin, önünüze de dönmeyin. Yani istakbele yönelmek demek. O cihete doğru dönmek demek. وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَ arkayı dönmek demek. Dubur, arka demek Arapça. İnsanın avretine dubur deniyor Arapçada. فَلَا تَسْتَدْبِرُوهَ yani arkanızı da oraya dönmeyin demek. وَلَاكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا ya doğuya dönün ya batıya dönün diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ اَبُوْ اَيُّبْ فَقَدِمْنَا الشَّامِ biz Şam'a geldik diyor. فَفَجَدْنَا مَرَاحِدَ قَدْ بُنْيَتْ نَحْفَ الْكَعْبَةِ he, merahid, tuvalet demek. Mirhad, merahid ve mirhad tuvaletler demek. Kabe tarafına yapılmış, bina edilmiş şeyler bulduk diyor. Şam'ı fethedince sahabe tuvaletlerin Kabe'ye doğru dönük olduğunu gördüler. Ha, biz onları tahrif ettik ve Allah'tan istiğfar diledik. Garibul hadis. El-gâit el-mutmain minel ard. Ha, el-gâit yani yerden normalde mutmain olmak demek diyor. وَكَانُوا يَتَنَابَوْنَهُ
Ha, insanın ha, şunu kastediyor. Yerde mutmain olmak. Yani yerde mutmain olmak artık hareket etmemek. Çünkü insan bevlini yaparken oturmak zorundadır. Şey, dışkısını yaparken. Diyor ki وَكَانُوا يَنْتَابُونَهُ yani ihtiyaç gidermek demek يَنْتَابُونَهُ لِقَدَاءِ الْحَاجَ ihtiyaçlarını giderirken insanın ne yapmasıdır? İstikrar kılmasıdır. Evet. فَكَانُوا بِهِ yok. فَكَانُوا بِهِ عَنِ الْحَدَثِ نَفْسِهِ he. He. Ne olarak künyelenmiş bu? Hadesi, hadesin kendisi olarak künyelenmiş. Anlaşıldı mı? Normalde gerçek manası bu değil gaitin. Yani yerde imkan kılmak demek. Yani istikrar bulmak, hareket etmemek, yerle artık bir arada olmak demek. Ama burada künye kullanılmış. Künye nedir? Ebu Ahmet mesela, tamam mı? Bu bir künye. Belki Osman diye birini kastediyor, belki Ali diye birini kastediyor. Ebu Ahmet onun ne künyesi? Gerçek ismi değil ama başka bir isimden o irade ediliyor. Anlaşıldı mı burada? Burada da künye yapılmış. Gait yani dışkı künye olarak burada izafe edilmiştir. Evet. Mirhad. Mirhad'ın cem'i. Ha, neymiş? Yıkanılan yermiş normalde. Vakat kennu bihi aydan an mevdi'i qada'il haca. Ha, ama aynı şekilde ihtiyacın giderildiği yer normalde banyo demek yani. Normalde banyo gibi bir yer. Yani yıkanılan yer ama o dönemde Araplar bunu ne olarak da kullanmışlar? İhtiyacın giderildiği tuvalet manasında da kullanmışlar. Ve lakin eşşerriku ev garribu ittecehu nahval meşrik evul mağrib. He. Doğuya veya batıya yönelin demektir yani. Velakin şerriku ve garribu doğuya veya batıya dönün, yönelin. Sahaza bi nisbeti li ahli'l medine ve min fi semtihim. Mimma la yastaqbiluna al-qiblata ve la yastadbirunaha. Evet. Ve haza bi nisbeti li ahli'l medineti ve men fi semtihim. Ha, bu Medine ehli olan insanların kendisiyle alakalı bir durum. Medine ehli olan insanlarla. Mimmen la yestekbiluna kıblete ve la yestedbirunaha iza şerriku ev garribu. He. Onlar ne yapmıyorlardı? Kıbleye önlerini ve arkalarını dönmeyince ne oluyor? Doğu ve batı oluyor. Yani Medine ehli Kabe tarafındalar. Yani Mekke tarafında. Önünü dönse Şam'a, arkası Kabe. Arkasını dönse Kabe'ye, hani tam zıttını olduğu düşün. Her türlü kuzeyde veya güneyde nereye dönmüş oluyor? Önünü veya arkasını Kabe'ye dönmüş oluyor. Dolayısıyla Medine ehli için ne? Şerriku ve garribu. Peygamber vakaya göre söylüyor. Yoksa insan her olduğu yerde doğuya ve batıya dönmez. Bizim Türkiye'de adam tam Kabe'nin hizasındayken belki, yok orada da doğu batı olmaz da, dünyanın başka bir ülkesi, ekvator tarafında daha aşağıda, Medine'nin hizasında, aynı hizada olan bir ülkeyi düşündüğünüzde, onların doğu ve batısı bu sefer Kabe olur. Önlerini ve arkalarını dönmeleri olur. Onlar için de ne olur? O zaman kuzey ve güney olur. Tam zıt yönde. O yüzden burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kime göre fetva vermiş? Vakıa göre fetva vermiş. Yani burası hadisten alınan mefhumdur. Hadisten alınan ibrettir. Peygamber vakıanın ne yapmıştır Aleyhisselatü Vesselam? Fetvasını vermiştir. İnsan vakıayı bilmeden fetva verirse ne yapar? Muhakkak ki muhakkak hata eder yani. İşte vardı, Sadrettin Hoca vardı. İnşallah İslam üzere ölmüştür. İslam üzere öldüyse Allah rahmet etsin. Sadrettin Hoca'ya gelmiş sormuşlar yani. Demişler ki ya hocam işte at yarışının hükmü nedir? Demiş sünnettir. Demişler ya hocam işte kumar oynuyorlar. O zaman haramdır demiş. Doğru söylüyor. Yani at yarıştırmak bir sünnet. Peygamber de sahabeyle yarışmışlar kim daha hızlı gidiyor diye. Ama bunun bugün vakada kumara dönüştürülmesi ne oluyor? Hükmünü, ahkamını değiştiriyor. O yüzden İbnül Kayyim Rahimeullah diyor ki İlamul Muvakkin'de fetvanın iki şartı vardır. Bir doğru istinbat, iki vakayı bilmektir. O yüzden biri size gelip yabancı olduğunuz bir vakanın fetvasını sorarsa Allah'tan korkup susmanız size düşen şeydir. Eğer biri de sizin vakanız hakkında fetva vermeye kalkıyorsa ona da haddini bildirip sen vakadan habersizsin, senin bu konuda fetva vermek gibi hakkın yoktur demeyi bilmelidir. İbn-i Teymiye Rahimeullah diyor ki vaka olmadan İnsanın şartlarla aktardığı bir fetva fetva değildir diyor.
Bak burası çok önemli. İbn-i Teymiye. Hani sen desen ki mesela işte Avrupa'dan biri bana sordu. Dedi ki işte buradaki okullara çocuğu göndermenin hükmü nedir? Ben dedim bilmiyorum. Gidin yani oradaki alimlerinize sorun. Ben o okulları görmedim. Kaç çeşit var, nasıl var, ne var, ne yok. Ben bilmiyorum dedim. Ya hocam diyor işte içinde şu şu yok. Bu bu yok. Bak ben şimdi sana diyebilirim. Şu şu şartlarla haramdır. Şu 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 şartlarla küfürdür. Şu 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 şartlarla mübahtır. O zaman bu fetva olmaz. O zaman bu fetva olmaz. Fetva bir şeyin hükmünü vermektir. O yüzden benim söyleyeceğim başkası tarafından yanlış anlaşılıp yanlış yönlendirmeye sebep olabilir. O yüzden fetvanın bir şartı nedir? Vakadır. El-ma'na el-icmali. Genel mana. Yurşidun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile şeyin min adabil qadayil haca bi en la yestekbilul kible. Ve hiyel ka'batul muşarrafa. Ve la yestedbiruha halel qadayil haceti li enna kibletus salah. Yani nedir buradaki amaç? Kabe'ye ikram etmek, onu kutsamak. Anlaşıldı mı? Abi burada mesela bizim Türklerde bir alışkanlık daha vardır. İşte Kabe'ye doğru ayaklarını uzatarak yatma. Hani bunlar aşırı tazimden kaynaklanmış şeyler. Şimdi tuvalette, tuvalet necis bir şey ama uyumak necis bir şey değil. Anlaşıldı mı? Sahabenin yani bunu yaptığına dair onlarca rivayet var yani. Bunu yasaklayan hiçbir şey bilmiyoruz biz. Yasaklayan bir şey, insan bir şey yasaklıyorsa önce delil getirmesi lazım. Tamam Kabe'yi takdis edeceğiz. Türklere kalsa Kabe'yi takdis edeceğiz diye Kabe'nin taşlarını söküp getirirler. Eğer oradakiler dokunmasalar. O yüzden takdis ve tekrim nasıl olmaz? Mücerret navvarla olmaz. Yani mücerret şahısların kendi kafalarından belirledikleri şeylerle olmaz. Takdis ve tekrim ancak neyle olur? Nasla olur. Bu nas ne diyor ona? Burada tekrim edeceksiniz. Çünkü bu necis bir iş. Necis bir işte ise kıbleye ne yapılmaz? Dönülmez. Ve aleyhim en yenharifu anha kibelel meşrigi evvel meğrib. İze kâne teşriku evvel meğrib. Evvel teğrib. Leyse muvaccihan ileyhe. Ke kibletil ehlil medine. Anlattığımız mesele az önce. Ve lemme kâne sahabatu radiyallahu anhum أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق. Sahabe peygamberin emrini en hızlı kabul eden neydi? Taifeyni. Yani biz pazarlık yapıp onlara belki tabi oluyoruz. Onlar içtip itaat ediyorlar. الذي هو الحق. ذكر أبو أيوب. أنهم لما قدموا الشام إسر الفخ وجد فيها المراحيض Onlar fethin peşindeyken, sürekli fetihlerdeyken Şam'a geldiklerinde baktılar ki buradaki tuvaletler nereye dönük? Kabe'nin. قَدْ بُنِيَدْ مُتَّجَحَةٍ اِلَى الْكَعْبَ فَكَانُوا يَنْحَرِفُونَ عَنِ الْقِبْلَ وَلَاكِنَّ قَدْ يَقَوْ مِنْهُمُ السُّسَحْ فَيَسْتَقْبِلُونَ الْكَعْبَ فَإِذَا فَطَنُوا اِنْحَرَفُوا عَنْهَا وَسَوْلُوا اللّٰهَ الْغُفْرَانَ اَمَّا Şimdi burada dedi ki onlar kıbleden ne yapıyorlardı? Dönüyorlardı. Yani yenharifune inharafe sapmak demek. Tuvaletler şimdi bina edilmiş zaten. Yıkıp yenisini yapmamışlar. Tuvaletin içerisinde otururken dönmemişler. Anladınız mı şimdi ne dediğini? Tuvaletin içerisindeyken kendileri oturuş şekillerini değiştirmişler. Velakin kat yaqa minhumus sahv. Bazen unutkanlık, sahibi unutkanlık. Unutkanlık düşmüş. فَيَسْتَقْبِلُونَ الْكَعْبَ Farkında olmadan unutkanlıkla Kabe'ye doğru hacet gidermişler. فَاِذَا فَتَنُوا Fatan, zeka, akıl etmek demek. Onu anladıkları zaman اِنْحَرَفُ عَنْهَا Ondan dönüyorlardı. Ha, pardon, burası kıbleydi. İnsan biliyorsunuz unutkanlıkla mesul değildir. وَسَأَلُ اللّٰهُ الْغُفْرَانِ عَمَّ بِدَرْ مِنْهُمْ سَهْوَةً Yani onlar da ne yaptılar? Biderri, olu veren şey demek. Onlar da Allah'tan bağışlanma diliyorlardı. Bu olu veren şey için minhum sehven, kendilerinden olu veren unutkanlık, sadır olan unutkanlık sebebiyle dönüyorlardı. Çıktıktan sonra da Allah'tan bağışlanma diliyorlardı. Yoksa tuvaletin içerisinde zikir olmaz. Evet. Ma yuhazı minel hadis. Ennehi an istikbalil kibleti ve istidbariha hala kadel haca. Ha, burada kıbleye ön ve arkaya dönmenin nehyi var. El-emru bi-inhiraf anil kıbleti fi tilkel hal.
Ya mesela bir binaya gittiniz, orada tuvalet var. Tuvalete girdiniz, bir kafanızda tasavvur ettiniz ki bu tuvaletler Kabe'ye doğru. Siz ne yaparsınız orada? İnhiraf yaparsınız. Yani oturuşunuzu değiştirirsiniz. Es-salis inne avamir eş-şari'i ve nevahiyehu tekun alametun li cemil umem umme ve hâzâ huvel asıl. Ha, şeriatın bütün emirleri nedir? Bütün ümmetin genelini kapsayan emirlerdir. Bu da asıldır. Ve tekun hâssatun li ba'dil umem. Bazen de bazı ümmetlere has olur. Ve min hâzâl emr. Bu emir gibi. Fe inne kavlehu şerriku ev garibu. Velâkinne şerriku ev garibu. Ha, ya doğuya ya batıya dönün ifadesinde olduğu gibi huve emrun bin nisbeti li ehlil medineti ve men huve fi cihetihim. Hem Medine ehline hastır hem de onların yönünde olan beldelere hastır. Mimmen izâ şerriku ev garibu la yestekbilûne kıble. Ha, evet. Er-râbi' el-hikmeti fi zâlike ta'zîmul ka'be el-şerîfe ve ihtirâmihâ. Ha, burada Kabe'nin şerefi ve ihtiramı vardır. Fakat ca fi hadisin merfu. Merfu bir hadis gelmiş. Nedir merfu hadis? İza ahadukum. Nedir merfu hadis? Ya sahabeden. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kaldırılmış hadistir. Yani İbn Mesud demiyor ki İbn Mesud peygamber böyle yapardı demiyor. İbn Mesud diyor ki peygamber böyle dedi. Şimdi İbn Mesud dese ki peygamber böyle yaptı bu hadis merfu olmaz. Peygamber kadar kalkmamış ama diyor ki İbn Mesud peygamber dedi. O zaman ne oluyor bu hadis merfu oluyor. Evet. İza ata ahadukum al-baraza falyukarrim kibletallah azza ve celle. Sizden biri tuvalete geldiği zaman Allah'ın kıblesine ikram etsin. Fela yestakbilul kıblete, kıbleye de yönelmesin diyor. El-hamis el-murad bil istiğfar huna el-istiğfar al-kibli kalbi. Kalbi la lisani. He, burada işte istiğfar ederdik hatırlayınca hani yönünü değiştiriyor ya tuvalette. İstiğfar ederdikten kasıt da dillen değil kalplendir yani. لِأَنَّ ذِكْرَ اللّٰهَ بِالْلِسَانِ فِي حَالِ الْكَشْفِ الْاَوْرَى وَقَدَى الْحَاجَ مَمْنُوعُ. He, öyleyse Allah'ı zikretmek hangi halde? Keşful avre. Avretin açıldığı yerde ve hacetin giderildiği yerde memnudur. Yani yasaklanmıştır. Sadece hacetin giderildiği yerde değil, avretin açıldığı yerde ne yasaklanmıştır? Allah'ı dille zikir yasaklanmış. İnsan cima yapar evliyse eşiyle. Cima yaparken de caizdir insanın mesela avretini açması, karısının kocasına, kocasının karısına. Orada istiğfar yapmaz, orada zikir yapmaz mı? Yok, yapar. Niye? Örtü var üzerlerinde. Resulullah diyor, eşekler gibi soyunmayın diyor. Yani eşekler gibi üstünüz açık cima yapmayın diyor, yasaklıyor. Üstünüze bir örtü alın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah haktan haya etmez. Bunlar haya edilecek şeylerdir ama hak olduğu zaman haya olmaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam örtünmeyi emretmiş o sırada. İnsan burada ne yapar? Diliyle Allah subhanahu ve teala'yı zikri terk etmez. Diliyle Allah subhanahu ve teala'yı ne yapar? Zikreder. Burada kalalım inşallah teala. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahri davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehci ve men tabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. 13. hadise vardık inşallah. Helaya giriş ve temizlik babında. Devam edelim inşallah abi. El-hadisu's-sâlisu'aşara. Evet, 13. hadis. An Abdullah ibn Umar ibn Hattab radıyallahu anhu kâl. Niye anhuma diyor? Çünkü Abdullah İbni Ömer'le Ömer radıyallahu anhu'ya ne yapıyor? Rahmet okuyor burada. Raqitu yawman ala beyti Hafsa. Fe ra'aytu an-nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-Ka'be. Raqitu çıkmak demek. Sa'adtu yani yükseğe çıkmak yani sa'ade çıkmak demek. Raqitu da çıktım diyor. Nereye çıkmış? Hafsa'nın yanına çıkmış bir gün. Hafsa ki Hazreti Ömer'in kızı, peygamberin eşi.
erkek kardeşi olduğu için Abdullah çıkmış. Abdullah bacısının kız kardeşinin yanına gitmiş. Ne demişti? Faraytun Nebi sasam yakti hacetahu mustakbilul şam. Peygamberi ihtiyacını giderken hani gördüm. Tabi bir örtünün arkasından yani. Neden gördüm? Çünkü yukarıdan bakıyor ya, çıkmış ya. Yani yöneldiği ciheti görmüş. Mustedbirul Kabe. Kabe'ye doğru dönmüş bir şekilde. Evet. Şimdi niye bu bapta bunu getirdi? Çünkü az önceki geçen son hadiste ne anlattık? Bu şekilde kıbleye dönerekten hacet gidermek yasaklanmıştı. Bu hadisten şimdi cem edecek inşallah. İlim ehlinin usulü nedir? Bir insanın fıkhını ortaya koyan şey nedir? Nasları cem etmesidir. Yani fıkı, kişinin fıkı nasları cem ederken ortaya çıkar. Devam. El-ma'nel icmali. Zekere İbn-i Ömer radıyallahu anhu ennehu cah yevmen ile beyti uhtihi Hafsa zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fera'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yakdi hacedahu ve huve muttecihun ahvaşşam. Muttecih yani yönelmiş. Kıbleye doğru arkasını dönmüş, Şam'a doğru önünü dönmüş. Yani bu anlaşılıyor. İhtilafı ulema ve tevfiku beyne hadiseyni. Alimlerin ihtilafı ve iki hadisin arasının ne yapılması? Birleştirip cem edilmesi. İhtilafı ulema fi hükmü istikbalin kıbleti ve istidbarihe fi kadayl haca. Alimler burada kıbleye dönmenin hükmü hakkında ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Biz dedik ki yapılmaması gerekir. Ama İslam'ın hani yapılabilir veya yapılmaması dediği şeylerin neyi var? Bir tafsilatı var. Yapılabilen şeylerin kimisi vaciptir, yapılması gerekir. Kimisi müstehaptır, yapan ecrini alır, yapmayana bir beis yoktur. Yasaklar da böyledir. Kimisi vardır ki haramdır, yapıldığında cehennem tehdidiyle karşı karşıya kalınır. Kimisi de vardır ki yapılmaması güzel görülmüştür alimler tarafından. Mekruh saymışlardır, buna da kerahat demişlerdir. Evet. فَذَابَ اِلَى تَحْرِيمُ مُطْلَقًا Mutlak olarak yani her türlü haram olduğuna gitmiş bir grup alimler. رَاوِي الْحَدِيثِ اَبُوْ اَيُّ Hadisin ravisi olan Ebu Eyyub el-Ensari bu görüşte. وَمُجَاهِد Mücahit kimin talebesi? İbn Abbas'ın talebesi. وَنَخَاِي İbrahim el-Nekhai bu da. وَالثَّوْرِي Sufyan el-Thevri, muhaddis, kendisi hadis hafızı. Emiril müminin fil hadistir. Bukhari ile aynı lakaba sahiptir. İmam Bukhari ile aynı lakabın sahibidir. Süfyan İbni Uyeyne. İbn Hazm da yani bu görüşü desteklemiş. Deliller getirmiş kendince. Muhalla. Muhalla adlı kitabında diğer görüşleri de batıl olduğunu delillerle ortaya koymuş. وهو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. Şeyh İslam İbn Teymiye ile İbn Kayyim de bu görüşü ne yapmışlar? İhtiyara seçtiler yani. Ve kavvahu ve radda gayru min el akval fi kitab fi kitabih Zad el Ma'ad ve tahzib es sunan ve ihtac bil ahadis es sahiha el varida fi nahy mutlak an zalik. Orada da bu görüşü desteklemişler. İbnül Kayyum da, İbn-i Teymiye Rahimeullah da ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin bu hadisin de oradaki delillerden bir tanesi olarak. Tabii ki tek delil bu değil. Bu delillerden bir tanesi olarak zikretmişler. وَزَهَبَ اِلَى جَوَازِ مُطْلَقًا عُرْوَةِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ Bu mutlak olarak caizdir diyenler. وَرَبِيعَ Rabia kimin hocası bu? İmam Malik'in hocası Rabia. Ve Davud-Zahiri. Davud-Zahiri de bu görüşte. Muhtecine bi ahadis min ahadis İbn Amr ellezî ma'a. Şu anda konuştuğumuz İbn Ömer hadisi de dahil olmak üzere bu grup ulema da bu hadisi kendilerine delil almışlar. Ve zehebel e'immet Malik. وَزَهَبَ الْأَئِمَّةُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عُمَرَ وَالشَّعْبِيِّ إِلَى تَفْصِيلِ فِي ذَلِكَ. İkinci grup Rabia gibi, İbn Zübeyr gibi mutlak caizdir demişlerdi ama diğer grupta şartlar ve tafsilatlar yani bir furu detaya gitmişler. İmam Malik, Şafii ve Ahmet bu görüşte olanlar.
فيحرمونها في الفضاء ويبيحونها في البناء ونحره. ويحرمونه في الفضاء. فضاء فزا. Araplar uzaya ne diyorlar? Feza diyorlar. Niye? Koca boşluk, o yüzden. Yani boşlukta haramdır dediler. Ve yubihunehu fil binai ve nahvihi. Bina ve benzeri yerlerde de dediler ki mübahtır. Ve haza huvel mezhebul hak ellezi teştemi fihil edulleti şeri'u şer'iyyetu es-sahihetul vadiha. Açık, sarih, şer'i delillerin hepsi buna ne yapmaktadır diyor. İşaret etmek dedi. Aşağıda uzun uzadıya vermiş, hiç gerek yok bunlara girmeye, devam. Fe inne tahrima mutlaqan yubtilu'l amele bi janibin min el ahadis. Haram olan, bu mutlak olarak haram olanlar bu ameli ne yaptılar? İptal ettiler bu hadislerin yanında. Ve ibahatu mutlaqan kezalik. Mutlak haram diyen, mutlak helal diyen ikisi de ne yaptı? Diğer hadisleri iptal etmiş oldu dolayısıyla. وَالتَّفْصِيلُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ Tafsile gitmek, böyle bir ayrıma gitmek nasları ne yapar? Birleştirir. Şüphesiz ki şeriatın bir kısmı bir kısmını yalanlamaz. Şeriatın bir kısmı bir kısmını tasdik edici olarak gelir. Anlaşıldı mı? Şeriatın bir kısmı bir kısmını tasdik eder. Ama insanlar şeriata vakıf olmadıkları için çoğu zaman naslardan yanlış sonuçlar çıkartırlar. Nedeni nedir? Nasları cem edememeleridir. Çünkü nasları bilmiyorlar tamamını. Evet. وَيَعْمَلْهَا كُلَّهَا Hepsiyle amel etmek. Bu da doğru olan mezhep. فَاِنَّهُ مَحْمَا اَمْكَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ النُّصُوسِ وَجَبَ الْمَصِيرُ اِلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ Ne zaman ki naslar arasında cem mümkün olur ise bu sefer ona git, her şeyi bırakıp ona gitmek ne olur? Vacip olur, gerekir. وَهُنَاكَ قَوْلُ رَبِيعٍ لَا يَقِلُ عَنْ هَذَا الْقُوَّةِ وَهُوَ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَ لَا تَحْرِيمٍ Burada dördüncü bir görüş var ki bu yani kuvvetli olan kimse söylememiş diyor. Bu da bunun kerahiyet olduğu, haram olmadığıdır yani. Mekruhluğudur. قَالَ السَّنْعَانِيِّ لَا بُدَّ مِنْ تَوْف۪يقِ بَيْنَ الْأَحَادِيسِ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَ لَا تَحْرِيمِ İmam Sanani diyor. Kim İmam Sanani? O zaman da Sana'da yani Yemen'in başkenti biliyorsunuz. Yemen'de yaşamış çok eski biri değildir yani. Şurada toplasan 400 sene önce yaşamıştır yani. Çok eski değil. Hatta Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın döneminde miydi, önce miydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir tane de risalesi var. İkfarül Mulhidin diye. Sapıkların tekfiri. O, nasıl oydu herhalde. Onun yazarıydı. Bu kabirlerin kullarının kafirliğini anlatıyor. Yok İkfarül Mulhidin değil. Onun bir tane ufak bir risalesi var. Kabirlerin kullarının putperest müşrikler olduğunu söylüyor. Yani bugünkü sofilerin diyor. Hani size biri kalksa dese ki ya bugünküler kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. İşte bunları nasıl tekfir ederiz? Nasıl deriz bunlar asli kafirdir? İmam Sanani'nin o risalesini Tathirul İtikad. Risalenin adı buydu. İtikadın temizlenmesi demek. Çok kısa bir risale. Orada kabirperestlerin, bugünkü sofilerin putperest müşriklerle aynı olduklarını, bunların asli kafir olduğunu anlatıyor o risalede. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisinin Subulü Selam adlı fıkıh kitabı var. Çok müfit bir eser, faydalı bir eser. Orada bu sözleri söylüyor. Kesinlikle diyor, bu hadislerin cem'i neyle mümkün olur diyor. Haramlık, bu hadislerin haramlığa değil, kerahiyete hamledilmesiyle cem'i mümkün olur diyor. وَهَذَا وَاِنْ كَانَ خِلَافًا لِأَصْلِ النَّهِ اِلَّا اَنَّ قَر۪ينَةَ اِرَادَتِهِ فِعْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ بِخِلَافِهِ لِتَّشْرِي وَبَيَانِ الْجَوَاسِ وَحَمَلَ أَحَادِيثَ الْبَابِ عَلَى هَذَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ عِنْدِي وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَبِهَذَا يَزُولُ تَعَارُضُ أَحَادِيثِ الْبَابِ Yani diyor ki birçok mezhebi burada zikrettikten sonra eğer diyor bir şey hani haramsa Resulullah haşa ne yapmaz aleyhissalatü vesselam? Bu haramı yapmaz haşa. Demek ki peygamber bu fiili yapıyorsa diyor burada ne gerekiyor, ne görülüyor, ne anlaşılıyor? Demek ki bunun cevazı var. Yani bu yapılabilir. Yalnız kerih görülmüş. Yerine göre tıpkı aleyhissalatü vesselamın oturarak işemeyi, bevletmeyi tavsiye etmesine rağmen bazen çöplükte bevlederken ayakta bevletmesi gibi. Bu da bunun delillerindendir. Bu da gösterir ki demek ki yerine göre fetva değişir. Vakaya göre fetva değişir. Burada bunun da haram olmadı, mekruh oldu, apaçık bir şekilde göz önündedir diyor.
Bu da en kuvvetli görüştür. Bir cemaat bu görüşe gitmiştir diyor. Böylece de diyor hadisler arasındaki işgal ortadan kaldırılır. Kultu ve ala kulli yenlâgil inhiraf anil kıblati fil bina ayda. Ha, diyor ki ben de derim ki diyor kitabın yazarı olan şahıs. Bunların her birinden ne gerekir? Yani nasıl cem edilir? Binadayken inhiraf, sapmayla bu mesele hallolur. Yani bir binanın içerisinde eğer o binanın tuvaletleri kıble istikametine yapıldıysa insan tuvalete yapıldığı istikamette oturmaz. Sapar şöyle hafif sağa döner veya hafif sola döner. Öyle oturup bevleder veya öyle hacetini giderir. Ha, bu hadislerden sakınmış olur. Yani olur da haram olursa kıyamet günü Allah bir de ondan hesap vermek zorunda kalır insan. İnsan bu ihtilaftan çıkması için diyor ihtiyaten, ihtiyat nedir? Yani önlemini almak demek. İhtiyaten kişi ne yapar? Bu şekilde saparak şeyini, hacetini giderir. وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ الَّذِي نَصَرَهُمْ هَوْلَى الْمُحَقِّقُونَ. Ortada kavi bir hilaf var yani. Güçlü. Herkes deliller getirmiş. Bir grup yerine İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum gibi alimler deliller getirip bu meselenin mutlak haram olduğunu söylemişler. Diğer gene grup alimler ki içinde İmam Şafii, Malik, Ahmet var. Onlar da mutlak İşte onlar da tafsilatta bazı noktalarda helal olduğunu söylemişler. En güzeli mutlak olarak harammış gibi hareket ederekten insanın tuvaletini yaparken inhirafa sapıp sağa veya sola dönmesidir. Ma yuqazu min al-hadis. Cevazu istidbaril Kabe'ti inden kadal haca ve yufidu bi enna fil bunyan. Ha. Kabe'ye arkasını dönerek insanın hacetini gidermesinin cevazı bunu da nerede ifade edilmiş? Binalarda. Yani bunu nerede bu şekilde yapmak caizdir? Binalarda. Vassani cevazul istikbali beytil mukaddes. Beytil makdis. Beytil makdis inde kadel haceti hilafen limen kerihe. He. Beytil makdise dönmenin cevazı vardır. Hilafen limen kerihehu. Yani bazıları mekruh görmüşler. Beytil makdise doğru da dönmeyi. Niye? Müslümanların ilk kıblesi Beyt-ül Makdis. Değil mi? Ondan sonra Kabe'ye döndü. Yani ilk kıbleye nasıl son kıbleye burada ne var? Tazim var. Aynı şekilde ilk kıbleye tazim edilerekten bazı alimler ne demişler? Mekruhtur demişler. Son kıble için burada bir ihtilaf varsa, kerahiyetse o zaman Beyt-ül Makdis'teki kerahiyetin hilafına ne olur? Caizdir. Oraya doğru da insan arkasını dönerek hacetini giderebilir. Tabii kasıtlı değil yani bir insan yani şu kasıtla yapsa zaten alay etmek kastıyla haşa kafir olur yani. Evet. Onun yani o haceti gidermesine gerek yok o şekilde. Buna inanması bile yeter yani. Evet. El hadisur rabi'u aşara. 14. hadis. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu ennehu kal kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulil khala. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Enes ibn Malik kim bu? Peygamberimizin neydi? Kölesi, hizmetçisi yani. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyleydi. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulul khala. Khala'ya girerdi. فأحملوا أنا ben de taşırdım diyor. Ve gulamun nahvi. Yani benim yaşımda bir çocuk düşün. إداوة من ماء bir kap su getiriyor. Ve anezeten, aneze sopa mızrak demek. Feyestenci bilme, yani peygambere sopa getiriyormuş. Bir de ne getiriyormuş? İstinca yapması, temizlenmesi için kap su. Niye sopayı getiriyor? Hani ona bir bez gerip onun üzerine asması için yani. Evet. Şimdi gelecek zaten hadisin şerhini. Garibul hadis. Evet, hadiste garip olan yerler. اولا غلام النحوي الغلام المميز حتى يبلغ ايوه غلام kimmiş mümeyyiz buluğa ulaşmamış temyiz yaşındaki çocuk demek insan kaç yaşında buluğa ulaşır genel olarak 15 erkek çocukları için 14 15 değil mi ya da 16 en geç demek ki غلام 12 ile 16 yaş arası çocuğa söyleniyor Hasan-ı Müslim'de hadis var kral çocuk hadisi değil mi El-Melik ve'l-Gulam. Hadisin Arapçası bu. Kral ve gulam. Demek ki oradaki çocuk en fazla 16-18 yaşında bir çocuk. Anlaşıldı mı?
İbrahim Aleyhisselam için de ayette ne diyordu? Semi'ana fetey yezkuru yukalu lehu İbrahim. Biz bir genç duyduk putları kıran, ona İbrahim diyorlar. Orada ne geliyor? Feta. Feta de gulamın büyüsü. Buluğa yeni ermiş çocuğa deniyor. Gence, Şahap'tan daha aşağıda. Şahap 20'den sonra 30'a kadar. Anladınız mı? 40'a kadar hatta. Şahap o kısma deniyor Arapçada. Ama onun altı yeni buluğa ermiş 20 yaşına kadar. Fete genç demek. Onun altı gulam, o da işte temyiz yaşındaki çocuk demektir. وَنَحْوِ يَعْنِ هُوَ مُقَارِبٌ لِي فِيسِنْ Yani yaşta bana yakın bir çocuk. Orada dedi ya gulamun nahvi, benim gibi bir çocuk. Emsal yani. Aynen. وَالثَّانِ اِدَابَةُ مِنْ مَا بِكَسْرُ الْحَمْزَ هِيَ الْاِنَرُ صَغِيرُ مِنَ الْجِلْدِ يَجْعَلُ لِلْمَا Deriden yapılan bir kap. هِيَ الْاِنَرُ Bir kap. اَسَّغِيرُ Küçük olan bir kap. مِنَ الْجِلْدُ مِنَ الْجِلْدِ Ciltten yapılan, yani deriden, yani deriden yapılan küçük bir kap ki yüc'alü lilme, ne yapılır? Su için kullanılır bu. Su konuyor. Yani bu eski hayvan derilerinden yapılan su keseleri var ya, onu kastediyor. El anazatu asa aksar minel ramhi leha sinen. Leha sinen, dişleri olan mızraktan, ramhi minel ramhi mızrak demek. Mızraktan daha kısa. Mızraktan daha kısa sopaya deniyor. Mızrak biraz daha uzun. Onun kısasına ne deniyor Arapçada? Aneze. Aklınızda olsun, unutmayın bu kelimeyi. Evet. Ma'nel icmali. El ma'nel icmali. Yezkuru hadimun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Enes ibn-i Malik. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem hineme yedhulu mevdu'a qada'il hace. Kâne yeci'u ve huve gulamun ma'hu bituhurihi. Burada bu görünüyor. Genel olarak anlaşılıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kölesi, hizmetçisi Enes İbni Malik gibi bir çocuğu, gulamı yanında hacete giderken hani kabını taşısın, ona yardımcı. Şimdi tuvalet, önceki gibi tuvalet yoktu. Şey, şimdiki gibi eskiden tuvalet yoktu ki kapıyı aç gir, su çeşmeden akıyor. Nerede o şehir yapılanması, altyapısı, su tesisattan gelecekti eve kadar? Nerede iskiler? İstanbul'da iskiler yani. Önceden yoktu. Düşünün ki bir ormanlık araziye gitseniz muhakkak hani suyunuzu taşıyacak, ileride az hacetinizi giderdiğiniz yerin ilerisinde duracak, işte siz hacetinizi giderdikten sonra elinize su dökecek, her zaman birilerine ihtiyaç duyulur. Biz hani pikniğe falan gittiğimizde buradan biliyoruz değil mi? Aynı şekilde o dönemde de Peygamber sasım yanında hizmetçisi olan bu genci götürüyormuş. وَهُوَ مَعُنْ فِي الْجِلْدِ صَغِيرٍ Evet. وَكَذَلِكَ يَأْتِيَانِ بِمَا يَسْتَتِرُ بِهِ اَنْ نَظَرِ النَّاسِ Eyvah. وَهُوَ عَصَاءٌ قَصِيرَةٌ فِي طَرَفِهَا حَد۪يدَ يَغْرِزُهَا فِي الْاَرْضِ وَيُجْعَلُ عَلَيْهَ شَيْئًا يَقِيهِ مِنْ نَظَرِ الْمَارِينَ نَظَرُ الْمَارِينَ Yani mara, mara Arapça geçmek yani. Geçenlerin bakışından ne yapıyor? Koruyor. Ta ki orada يَغْرِزُهَا Yere batırmak demek. Yani öyle bir şey ki mızraktan küçük ufak bir sopa onu batırıyor. Üzerine de bir şey kapatıyor ki geçen insanlar ne yapmasın? Kendisini hacet giderirken görmesin. Yani derme çatma bir tuvalet yapmak gibi. Kalabalık pikniğe gidiyorsunuz. Oraya 4 tane sopa çakıp etrafına bir bez geriyorsunuz. Oluyor hacetin gidereceği bir yer. Ta ki insanlardan örtülmüş oluyor. İnsanlar hacet giderirken onu görmüyorlar. Evet. مَا يُقَذُ مِنَ الْحَد۪يثِ Evet, hadisten alınan noktalar. اَوَّلًا جَوَازَ الْاِقْتِصَارِ عَلَى الْمَاءِ فِي الْاِسْتِنْجَى Evet, yani istincada neyin cevazı? İktisar dedi değil mi? Ne demek iktisar? Yani sudan kesip... Suyla taşın birleştirilmesi yani. Şimdi gelecek devamında... وَهُوَ اَفْتَلُ مِنَ الْاِقْتِسَارِ عَلَى الْحِجَارَةِ Yani sadece taşla yetinmekten daha faziletlidir bu. لِأَنَّ الْمَا اَنْقَى Yani su ne yapar? Daha tapak, temiz. Daha temiz yapar yani. وَالْاَفْتَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِجَارَةِ وَالْمَاءِ En faziletli olan hem suyla temizlenmek hem taşla. Yani ne demek bu?
tuvalet kağıdıyla temizlenip bugünkü hayat standartlarıyla ardından suyla temizlenmektir. Çünkü tuvalet kağıdı gerekli temizliği sağlamaz. Anlaşıldı mı? O yüzden suya ihtiyaç gerekir. Burada faziletli olan nedir? İnsanın bugün istinca yaparken önce tuvalet kağıdıyla, ki bugün taş yok. Yani bulamazsın tuvaletlerde. Mecbur taşın yerini dolduran ne var? Tuvalet kağıdı var. Tuvalet kağıdını kullanır. İnsan en son çıkarken suyla da iyice temizlendikten sonra ellerini yıkar inşallah. Evet. فَيُقَدِّمَ الْحِجَارَ فَيُقَدِّمْ Takdim edilir, öne alınır yani. ثُمَّ يَتَّبِعَ الْمَا Sonra suyla yapılır. Ama önce taş, sonra su. Niye? Taş da yeterli temizliği yapmıyor. Bak. Tuvalet kağıdı da yapmaz, taş da yapmaz. En son suyla yapılır. Evet. لِيَحْسِلَ الْاِنْفَاءُ الْكَامِلِ Kamil bir temizlik sağlansın diye. قَالَ النَّوَوِي فَالَّذِ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ Halef ve seleften cemaatin üzerinde olduğu şey وَاَجْمَعَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْفَتْوَى مِنْ اَئِمَّةِ الْاَمْصَارِ Şehirlerin imamlarının fetvalarının üzerine toplandığı şey اَنَّ الْاَفْضَلَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَيْ وَالْحِجَارِ En faziletli şey taşla suyu birleştirmektir diyor. فَيَسْتَعْمِلَ الْحَجَرَ اَوَّلًا فَيُسْتَعْمَلُ الْحَجَرُ حَجَرُ اَوَّلًا Önce taş kullanılır. لِتَخِفَّ النَّجَاسَةَ وَتَقِيلَ مُبَاشَرَتْهَا بِيَدِهِ Ne olsun diye? Necaset hafiflesin. Sonra devamında da elle suyla temizlik yapılsın diye. Çünkü affedersiniz ya, haktan haya olmaz. İnsan hani tuvalet kağıdı ve taş kullanmadan direkt elle temizlenmeye kalksa bu çok daha pis bir durum olur. Ama öbür türlü daha temiz, daha naziftir. ثُمَّ يُسْتَعْمَلَ الْمَا Sonra su kullanılır. فَاِنْ اَرَادَ الْاِقْتِصَارِ عَلَى اَحَدِهِمَا جَازَ الْاِقْتِصَارِ عَلَى اَيِّهِمَا شَاءَ Eğer iktisar isterse, değil mi? Birini diğerine, hangisinden diliyorsa yapabilir. Yani iktisar kısaltmak. Yani ya taş kullanıyor ya su kullanıyor. Bu birinci maddenin başında demişti ya. Cevazül iktisaru alel ma'i fil istinca. İşte istincada suyun yeterli olması. Yani adam taş kullanmıyor, sadece su kullanıyor. Bak dikkat et, bu hadiste ne var? Resulullah sadece su götürmüş yanında. Anlaşıldı mı? Demiyor ki Enes orada taş getirdi. Bu da nedir? İktisardır. Yani kasara bir şeyi kısaltmak, küçültmek demek. Yani taş kullanmamış temizlikte. Resulullah suyla beraber sadece su kullanmış. Burada da bunu kastediyor. Yani bu noktada ikisinden birini kullanmak yeterlidir diyor. Evet. Diğerini bulabilir, bulmaya da bilir bir insan. İkisinden birini illa tercih edecekse burada ne faziletlidir? Su taştan faziletlidir. İstiğdadul muslimi bi tuhurihi inde kadar hacet. Hacet sırasında Müslümanın temizlenmek için istiğdad, hazırlaması. Neyi hazırlaması? Temizliğini yapacak eşyaları hazırlaması. لِأَلَّا يُحْوِجَهُ اِلَى الْقِيَامِ فَيَتَلَوَّفْ Ta ki لِأَلَّا يُحْوِجَهُ İhtiyaç duymuyorsun, ihtiyaçlı kılmasın اِلَى الْقِيَامِ Kıyama kendini muhtaç hissetmesin, ayağa kalkmaya yani. O zaman ne olur? Elbisesi pislenir. Evet. Lavvasa pislenmesi demek. تَحَفُّذُهُ عَنْ اَنْ يَظْهَرَ اِلَيْهِ اَحَدْ Üçüncüsü, insanın kişilerin hacet giderken kendisine bakmasından ne yapması? Kendini korumasıdır. لِأَنَّ النَّظَرَ اِلَى الْاَوْرَ مُحْرَمْ Çünkü avrete bakmak haramdır. Hani başkasının avretini geçin. Yani bazı hadisler var. Alimlerden bir kısım ulema demişler ki kadın erkek birbirinin avretine bakması haramdır demişler. Karı koca. Yani bırakın şeyi, bir başkasının mahremine bakmayı. Karı kocanın birbirinin avretine bakması haramdır demişler. Bazı naslar getirmişler. Tabi diğer grup ulema o hadisi zayıf kabul ediyorlar. Onlar reddediyorlar. Diyorlar karı koca birbirinin avretine bakabilir. Ama o birbirinin avretine bakamaz diyen alimler diyorlar ki insan karısının koca da karısının avreti dışında her bölgesine şehvetle bakabilir. Bu yerilmiş bir şey değildir. Aksine güzeldir. Yani insanın ihtiyacını helalinden gidermesidir demişler. Ama demişler avretin birbirinin avretine bakması caiz değildir demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir.
Burada da neyin önemi var? Başkasının avretinin görünmemesi, bakılmamasının önemi var. فَكَانَ يُرَكِّزُ الْعَنَزَةَ فِي الْاَرْضَ وَيَنْسَبُ عَلَيْهَ الثَّوْبَ السَّاتِرِ He. Ta ki burada ne var? Yurakkiz. Rakkeze dikmek demek. Bir şeyi ne yapıyor? Anezete. O sopayı dikiyor. Fil ardi yere. Alel ardi değil. Gördünüz mü? Fil ardi. Yani bu işte harfi celler. İngilizce'deki phrasal verb'lerdir bunlar. Böyle yani hani normalde alel ardi olması lazım bizim lügatımıza göre. Değil mi? Yerin üstüne dikilir. Fil ardi içine dikilmez ama Arapça'da böyle kullanılıyor. Anlaşıldı mı? Bu ne demektir? Ne var burada? Söyleyin bakayım. Fil ardi diyor. Kasıt neresi? Allah nerede? Fisseme. Göğün içinde mi Allah Ayşe? Yani üstünde. Anladınız mı? Anladınız mı? Heh. Alel arşı istiva. Rahman arşın üstünde istiva etti. Ayetlerde ne diyor? Em emintum men fisseme. Gökteki için haşa değil ki. Göktekinin üstünde. Yani gökte olanın sizi yere geçirmemesinden emin olduğunuzdan kasıt. Göğün üstünde arşı istiva eden. Arşın üstüne istiva eden. Anladınız mı inşallah? Bak tam yeri burası. İnşallah. Nasları böyle hep birbiriyle cem edeceksiniz. Hep sizin fıkhınız buradan ortaya çıkar. Anlaşıldı mı? Ne kadar nas cem edebiliyorsanız Allah'ın dininde o kadar fakih olursunuz. Burada da Arapça lügatının şey çıkıyor ortaya. Lügattan kaynaklanan bir şey. Bu lügat bilgisi. Bak alel ardi değil. Sopayı nereye dikmiş? Fil ardi. Gene toprağın üstüne dikiyor ama fi burada harfi cer olarak kullanılmış. Evet. Cevazul istihdami sigar ve imkanu ahraram. He. Hür de olsa, köle de olsa fark etmez. Çocukları bu gibi işlerde insanın kullanabileceğinin delilidir. Yani insanın kendi gündelik işlerinde çocukları kullanmasının bir haramlığı yok. Burada caiz mübah bir iştir. Yani tabii ki çocuğun gücünün yetireceği kadar şey. Çocuğun gücü mümeyyiz olan 10-12 yaşındaki, 13-14 yaşındaki bir çocuğun gücü yettiği kadar büyük tabii ki üzerine yüklersen o zaman mübah olur. Burada kalalım. 15. hadise geçmeyelim inşallah. Tamam. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davane elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.